Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 1 Bölüm 9. Arapça fiillerde olumsuzluk, emir ve nehi konusu. Alt başlıklar, içerik nelerdir? Günlük hayatta mutfak ihtiyaçlarından söz edebilme, market, manav, diyalogları, fiillerde olumsuzluk, emir kipi ve neye ihtiyacın var sorusu. Mukaddimetun, giriş. Arapça fiillerde olumsuzluk fiilin başına getirilen olumsuzluk yani nefi edatıyla yapılmaktadır. Nefi ne demek? Olumsuzluk demektir. Nefi Arapça, olumsuzluk Türkçesi. Söz gelimi mazi fiilin başına ma, muzari fiilin başına ma veya la edatları getirilme suretiyle fiilin anlamı olumsuza çevrilir. Nasara yardım etti, ma nasara yardım etmedi. Ketebe yazdı, ma ketebe yazmadı. Medi madı yani. Peki ne diyor? Anlamı olumsuza çevirmenin ötesinde fiilin son harekesi veya yapısında herhangi bir değişikliğe yol açmaz. Yani bunlar yalnızca fiilin anlamını değiştirir. Görünüşte fiilin irabında bir etki yapmazlar. Olumsuz mazi anlamı muzari fiilin başına lem edatı getirmek suretiyle de elde edilir. Yani elde edilebilir. Bir yöntem de budur. Bir muzari fiil söyle. Mesela ketebeden ne gelir? Yektubu. Başına lem getirirsen ne olur ama? Burada ma ve la için söylemiştik. Lem gelirse evvela muzarinin sonunu cezmeder. Yektubu, lem, yektubu. Sonunda ba'da cizm olur. Birazdan bundan her bir gelecek yani. Şu an bir ön anlatım bu. Yektubu yazıyor. Lem yektubu yazmıyor değil. Yazmadı. Ne oldu? Muzari fiili mazi manasına çekerek olumsuzlaştırdı. Aslında yektubu yazıyor. Lem geldi. Lem yektubu yazmıyor olması beklenirken yazmadı şeklinde bir mana elde edildi. Demek ki olumsuz mazi anlamını bir muzariden elde etmek istersen başına lem getirirsin. Geldiği muzari fiilini cezmeder ve fiilin anlamını da olumsuz maziye çevir. Evet. Nasıl mezduma dönüştürdüğü anlatılırken cezm alametleri de verilecek ve bu tür fiillerin irabına değinilecektir. Yani arkadaşlar isimlerde irabı daha önce işlemiştik. Şimdi fiillerde irab konusu başlıyor bir yerde. Fiillerde irab. İsimlerde cezm yoktu, cer vardı. Fiillerde ise cer yok, cezim vardır. Bu bölümde Arapça fiillerin emri hazır ikinci şahıs demek. Karşında bulunan kişi, emir emretmek. Karşında Ali var. Ali'ye diyorsun ki mesela bir bardak su getir. Getirir misin? İşte getirsen memnun olurum. Değil, getir şeklinde emrediyorsun. Kime? Karşındakine. Veya nehi hazır. Mesela hazır ne demekti? İkinci şahıs, karşısında bulunan kişi. Yanında Ali var diyelim. Ali'ye emrediyorsun. Buna emri hazır denir. Eğer Ali'ye olumsuz bir istek, bir emir belirtirsen, mesela su verme, ver çalışma, yazma, gitme, gelme, kaçma şeklinde, olumsuz şekilde bir emir edilirse ona nehi. Nehi yasaklamak demektir. Nehyetmek, yasaklamak. Emri bil maruf, nehyi anil münker derler. Nehi, işte nehi yasaklamaktır. Kim yasaklıyorsun? Hazırı, ikinci şahsı. Bu kelimelerin yani kavramların manasını bu şekilde veriyorum ki gördüğünüzü hatırlayabilirsiniz, kalıcı olsun diye. Kipini nasıl çevirdiğine de yer verilecek. Tamam. Fiillerde emir veya nehi formuna girdiklerinde meczum yani cezimli. Meczum ne demek? Cezimli demek. Olmak zorundadır. Emir fiili, nehi fiili nedir? Meczumdur. Yani cezimlidir. Şimdi emir fiilini nasıl tanıyacaksın, nehi nasıl tanıyacaksın? Burada demek ki fiil çekimleri de var. Fiil çekimi de baba göre değişir. Yani bu ünite biraz geniş bir ünite diyebilirim. Önceki ünitelere göre daha kapsamlı bir diye bilgisi bizi bekliyor olmalı. Bir de metinlerde bunları göreceğiz demişler. Günlük hayatımızda Arapça 9. El-Arabiyyetu fi hayatina el-yevmiyyeti 9. Nedir o? Kaimetu tesevvuk.
yani alışveriş listesi. Suk, tesevvuk, alışveriş, kaime liste. Alışveriş listesi yani kaimetu tesevvu değil, kafı esreleyeceğiz. Neden? Kaime muzaf et tesevvuk muzafın ileyh olur. Ünite 7'de işlenmiş olsa gerek. Alışveriş listesi. Anne ile oğlu arasında geçen bir diyalog var. El ummu anne demek, el ibnu oğul demektir. El ummu anne şöyle diyor. Sabahul hayri ya Ahmedu, günaydın Ahmet. Sabahul hayr, hayırlı sabahlar. Ya Ahmedu, Ahmet. El ibnu sabahun nur ya ummi. Sabahun nur, günaydın. Ya ummi, anneciğim demekmiş. Görüyoruz, anneciğim. Ummun anne, ümmi benim annem. Buradaki mütekellim yası, nisbet aitlik belirten ya, benim manasına geliyor. Helil feturu, helil futuru cahizun, kahvaltı hazır mıdır? Hel, mı, mi, mu, soru edatı daha önce geçti. El futur kahvaltı demek, cahiz hazır demek. Hel el futuru cahizun, kahvaltı hazır mıdır? İsim cümlesi. El ummu anne diyor ki naam evet ya veledi, evet oğlum. El futuru fil medbehi, el futuru kahvaltı nerededir? Fil medbehi mutfaktadır, kahvaltı mutfakta. El futur mübteda, fil medbah haber, nasıl haber? Fiha ficar, el medbehi onun mecruru yani car mecrur yani şibih cümle olarak haber gelmiştir. Peki haber şibih cümle olmasına rağmen niye mübtedadan önce gelmedi? Neden önce mübteda gelmiş? Çünkü mübteda elif lamlı olduğunda, haberde şibih cümle olduğunda mübteda ile haberin yer değiştirmesi vacip değil, caizdir. Yani burada fil medbahı el futurda diyebilirdi. Demek zorunda değildi ama el futuru fil medbahı demiş, bu da zorunlu değil. Yani fil medbah başta da olabilir, sonra da olabilir. Bu caiz bir durum. Ama el futur elif lamsız olsaydı, fudurun fil medbahı şeklinde olsaydı, o zaman fil medbah önce gelecekti. Futur müptedası sol tarafta yer alacaktı. Bu vacip olacaktı. Şayet el futur elif lamsız olsaydı. El ibnu oğul ne diyor bakalım. Ene müsta'cilun, acelem var. Ene ben, müsta'cilun, aceleciyim yani. Acelem var diyor. Ene müpteda, müsta'cilun onun haberi olur. Ene zamirdir, zamirler mebnidir, mebniler mahalen irap alır. Mahalen irap alan kelimelerde merfuluk, mensupluk, mecrurluk alametler aranmaz. Ene nedir? Mahallen merfudur. Müsta'cilun ise zamme ile merfudur. Acelem var diyor. Ehrucu ile suki ba'del futuri. Kahvaltıdan sonra çarşıya çıkıyorum. Ehrucu ben çıkıyorum, çıkacağım yani. İle suki çarşıya neyden sonra? Ba'del futuri kahvaltıdan sonra. Ba'de sonra demek. Suk çarşı. Ehrucu ben çıkacağım. Ene gizli zamir faildir. İle suki mefur olur. Ba'de zarftır, muzaftır. El futuri onun muzafın ileyhi oldu. Demek ki ra'ya esreyi verebilirsiniz. İlahi ficar olduğundan es suqi kaf yine esrelenmiştir. Devamında el ummu diyor ki la tahruc, çıkma. Bak ne yapıyor? Nehy diyor değil mi? Bir emir aslında bu ama yasaklama babında bir emir. Çıkma. Nerede yazıyor? Şurada. Çıkma. Yasak diyor. Nehi hazır. Emir hazır ile nehi hazır bu konuda işlenecek demiştik. İşte nehi hazıra bir örnektir bu. La tehrucu. Çıkma. Kim çıkmasın? Ente. Sen. Gizli zamir faildir. Peki nereden çıkma? Minel beyti. Evden. Fevran. Fevri olarak. Yani hemen çıkma. Acele etme. Ba'del futuri. Kahvaltıdan hemen sonra çıkma. Etlubu. Ben istiyorum. Ba'de levazimil medbahi minessugi. Çarşıdan mutfak, işte mutfak için lazım olan şeylerden bazılarını, bir kısmını talep ediyorum. Çarşıdan bazı mutfak ihtiyaçlarını istiyorum. Çarşıdan bazı
mutfak ihtiyaçları, lavazım, lazımın lavazım, cemim keser, gayri akıl değil mi? Yani araç gereç, zorunlu birkaç şey istiyorum diyor. Etlubu ene, etlubu ben istiyorum. Ene gizli zamir faildir burada. Ba'za ise hem mefuldür hem de muzaftır. Levazimi, onun muzafın ileyhi. Levazim aynı zamanda muzaftır. El medbehi, onun muzafın ileyhi. Min hafecer es-suqi, onun mecruru. Devamında uktubu, yaz diyor. Annesi cümleye devam ediyor. Uktub ente, sen yaz. Çocuğuna yönelik söylüyor bunu. Uktub emri hazırdır. Bir yasaklama değil değil mi? Bu yüzden emri hazır. Uktubu, yaz. Ne yazsın? Kaimetel hacati, evvelen. Evvela ihtiyaç listesini yaz. Hacat, ihtiyaçlar. Gerekli olan şeyler. Kaime ise liste demekti. Uktub yaz. Kaimetel hacat, ihtiyaç listesini yaz. Evvelen, öncelikle bunu yaz. Hemen çıkma. El İbnu diyor ki mada ne nehtacu, neye ihtiyacımız var? Mada neye nehtacu, ihtiyaç duyuyoruz. Nehtacu muzari fiildir. Failimiz gizli zamir nahnu olmaktadır. El ummu, diyor ki tayyibun, tayyib peki yani. Uktub sen yaz. Uktub emri hazırdır. Ente gizli zamir faildir. Ne lazım? Meful lazım. Mefuller mensup olması gerektiğinden el-levazime, lazım kelimesi ne olmuştur? Mensuptur. Nasb alameti fethadır. Niye nasb alameti fetha da başka bir şey değil? Çünkü cemi mükeser bu kırık çoğul. Kırık çoğullar nasb alameti fetha olmaktadır. Uktub el-levazime, lazım olan şeyleri, ihtiyaçları yaz. Al-defteri, defterin üzerine yaz. Hunake, oradaki, orada bulunan defterin üzerine yaz. İndel huzari, inde yanında demek. El huzar sebze, sebzelerin yanında. Orada sebzelerin yanındaki defter yaz. Hunake, orada. İndel huzari, sebzelerin yanındaki defterin üzerine yaz. El ibnu taban, tabi peki. El ummu izheb, zehebe, yezhebu, izheb, emri hazırdır, git, ente sen, gizli zamir faildir, evvelen, evvela, ilel bakkaleti, evvela bakkala git, markete git. Nahnu biz, bi hacetin ila ulbetin, nahnu biz bi hacetin, ihtiyaç duyuyoruz neye, ila ulbetin, bir paket şeye, neyden bir paket şeye? Minel milhi, tuzdan. Yani bir paket tuza. Ve ulbetin, yine bir pakete ihtiyaç duyuyoruz. Mineşşayi, çaydan. Yani bir paket çaya ihtiyaç duyuyoruz. Ona ihtiyacımız var. Ve ulbetin, yine bir pakete ihtiyaç var ki mines sükkeri, şekerden bir paket. Yani bir paket şekere ihtiyacımız var diyor. Ve ulbeteyni, ve iki pakete ihtiyaç var. Neden oluşan, neyle dolu olan iki paket? Minel ma'i, minel ma'kuru mu diyor. Burada ne demiş? Makarna demiş değil mi? Makarna, evet. Makarnadan da iki pakete ihtiyacımız var diyor. İla ulbetin, vav var burada. Vavdan ötürü ulbetin yine mecrur. Vav var. Ulbeteyni de mecrur. Celalameti yağdır çünkü tesniyedir. El ibnu, oğul diyor ki hasenen, tamam. Ketebtu, ben yazdım ha onları, o söylediklerini. Ve mada ezan, başka ne? Başka neye ihtiyaç var diye soruyor. El ummu, diyor ki anne yani. Sümme sonra idheb, git iler huzariyye, huzariyye'ye git, yani manava git. Huzar sebze demektir, huzariyye sebzeci, yani manava git demek istiyor. Venzur, yani ve unzur, bak. İlel huzari, sebzelere bak. Hunake, oradaki sebzelere bak. Ahzir bagatin, ahzir getir, bagaten bir demet. Bir demet neyden bir demet? Neden oluşan bir demet? Çiçek mi mesela? Minel makdunes, bir demet maydanoz. Maydanoz getir. Vel basale, ve soğan.
Öyle soğan ki vel basal el ahdar yeşil soğan. Vel hassi ve has yani marul. Ve kalilen azıcık da minel tamatimi az da domatesten yani biraz da domates. Ve hıyari hıyar yani salatalık. Ve el fulful el ahdar ve yeşil biber. El fulful biber demektir. Ahdar yeşil demek yeşil biber. Vel cezer biraz da cezer istemiş yani havuç. Cezer havuç demek. La te'hud sen alma, la te'hud ente gizli zamir faildir. Sen alma minel huzaril fasideti faside olan sebzelerden yani bozuk, bozulmuş, çürük sebzelerden alma. Hel ketepte sen yazdın mı ha onları külleha hepsini. O söylediklerimin hepsini yazdın mı diye soruyor annesi. La te'hud alma. Ne yapıyor? Yasaklıyor değil mi? Nehi hazır yani. El ibnu oğul diyor ki naam evet ketep tu ben yazdım. El ummu anne diyor ki tayyip. Güzel. Ba'del huzariyi manavdan sonra idheb sen git. Emrediyor değil mi? Emri hazır. Ente sen git. Nereye git? İlel cezzari. Cezzara git. Yani kasaba git. Ve etlubu istiyorum ene ben min hunake oradan el lehme et istiyorum. El mefrume mefrum et. Mefrum kıyılmış demek. Kıyılmış et yani kıyma. Ve lehme ve yine et istiyorum. Öyle et ki el mukaddi'a mukaddi'a kesilmiş bölünmüş. Yani buna da kuşbaşı et istiyorum diyebiliriz. Sıfat bunlar değil mi? El-lahme el-mukatta'a. Mukatta'a evet. Mevsuf sıfat. Mevsuf sıfat. El-ibnu oğul diyor ki tamamun tamam. Kaimetul hacati daviletun. İhtiyaç listesi daviletun. Uzundur. Kaime hem muzaf hem mübteda daviletun ise onun haberi. El-hacati muzafun ileyh olmakta. Ene ben ehrucu çıkıyorum fevren hemen. Acelem var diyor. El-ummu anne ise la hayır, 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 la tehrucu. Sakın çıkma el-an, şimdi sakın çıkma. Hayır, hayır, hayır. İhtiyacımız olan meyveleri söylemedim diyecekmiş. Ma zekertu, ben söylemedim, zikretmedim, bahsetmedim. Zekarafi tufail, ma ise burada nefi edat. Zekertu bahsettim, ma zekertu bahsetmedim. Olumsuzluk edatımız. Neden bahsetmedin? Fevakihe, meyvelerden. Zekarafi tufail, meful lazım. Bu yüzden fevakihe mensuptur. Nasb alameti fetadır çünkü cemi mükesser bu da. Fakihetun fevaki. Evet, meyvelerden bahsetmedim. Nehtacı biz ihtiyaç duyuyoruz. İleyha onlara o meyveler. Fevakih gayri akıl cemi olduğu için ha müennes zamir kullanmış. Görüyorsunuz müfet müennes zamir kullanıldı. Uktub ente sen yaz emri hazır bu. Eyvan aynı şekilde el fevakih meyveleri. Misal tufahi yani ne gibi mesela? Elma gibi. Vel mevz diyor yani muz. Vel inabi üzüm. Ve tabih bir de tabih varmış. O da ne oluyor? Karpuz. El ibnu oğul diyor ki iden öylese indi benim yanımda vardır ya ne vardır amelun kesiyor pek çok iş fissug çarşıda demek ki çarşıda çok işim var diyor. Öyleyse çarşıda çok işim var bir sürü şey yazdırdım. El ummu naam evet anne diyor ki evet irci sen dön bir suratin hızlıca dön hızlı gitme ama dönüşün hızlı olsun çabuk ol diyor. İndena ziyufun misafirlerimiz var alel aşa'i akşam yemeğinde misafirlerimiz var. El ibnu es-suku garibun çarşı yakındır. Ve ennebu ben giderim bir seyyarat otomobil ile ve erci'u ve dönerim hilale sa'ateyni inşallah. Arabayla gidiyorum 2 saat içinde inşallah dönerim diyor. Hilal sa'ateyni 2 saat. İnşallah. İnşallah Allah dilerse demek. Allah yaratırsa demek. Şa'e yeşa'u. Dilemek, yaratmak demektir.
Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealini okuduğunuzda ismi geçen meyvelerin Arapça karşılıklarını bulunuz. Evet, Kur'an'da geçen bir sürü sebze meyve vardır. Nelerdir merak edenler? İnternete Kur'an-ı Kerim'de geçen sebze ve meyveler yazarsa sure adı, ayet numarası bulabilirler. Oradan da Kur'an-ı Kerim açıp bizzat kendileri hangi kelimelerle ifade edildiklerini görebilirler. Sıra geldi dil bilgisine. Fiillerde olumsuzluk. El-gavaidu en-nefyu fil-efaili. Fiillerde olumsuzluk. En-nefyu olumsuzluk fil-efaili. Fiillerde. Fi'lun fi'lani ef'al. Bu kelime de cem'i mükesser arkadaşlar ve gayri akıldır. Arapçada fiillerin geçmiş zaman, şimdiki zaman, geniş zaman çekimlerini önceki bölümlerde incelemiştik. İnşallah incelemişizdir. Geçmiş zaman mazi fiil yani. Şimdiki ve geniş zaman için muzari fiil kullanılıyor. Arapça fiiller olumsuz hale çevrilirken mazi fiilin başına ne getireceksin? Ma. Muzari'nin başına ma veya la. Mazi veya muzari fiilin son harekesinde veya yapısında herhangi bir değişiklik yapılmaz. Eğer ma veya la kullanıyorsan böyle. Değişiklik olmazsa onda. Mazi fiilin olumsuzu. Arapça mazi fiil olumsuz yapılırken fiilin hemen başına ma edatı getirilir. Buna ne denilir? Ma en nafiye. Yani olumsuzluk mazı denilir. Örnekleri bakın diyor. Ketebe ne olmuştur? Başına ma getirdin. Ma ketebe oldu. Ketebe, keteba, ketebu diye çekim vardı. Her birine başına ma getirirsin. Tesni veya cemi veya müzekker veya müennes fark etmez. Tüm kalıplarında, mazinin tüm kalıplarında ma getirilir. Fiili tesniye yaptık. Ma'yı da tesniye yapalım denilmez yani. Görüyorsunuz gaib kalıbı, gaibe kalıbı, muhatap kalıbı orta, muhataba kalıbı hemen aşağıda, en altta da mütekellim kalıbı yer almaktadır. Hemen altlarında manası da yazıyor. Ma ketebe, o yazmadı. Ma ketebe Aliyun, Ali yazmadı. Ma ketebe Muhammedun, Muhammed yazmadı. Ma ketebe Dalibun, öğrenci yazmadı. Ketebeden sonra Dalip, işte Alim, Tilmiz gibi bir kelime fail olarak gelmiyorsa yani, bu durumda gizli zamir olan hüvenin fail olacağını biliyorsunuz. O yüzden yanlarına hüve yazılmış. Yani o yazmadı. Ketebada ne olur fail? Huma olur. Ketebuda hum olur. Onlar yazmadılar. Ketebette hi olur. Ketebete de huma olur. Ketebne de hunne olur. Başlarına da ma getirilir yani. Her biri burada ifade edilmiştir. Dikkat edileceği üzere olumsuzluk mazının başa gelmesiyle mazi fiil çekiminde fiilin son harekesinde herhangi bir değişiklik olmadı. Birkaç örnek görelim. Her ketepte ed derse ya Ahmedu dersi yazdın mı Ahmet diyor. Her ketepte sen yazdın mı ed derse dersi ya Ahmedu Ahmet dersi yazdın mı? Ahmet cevap verir. La hayır. Önce la diyor sonra ma diyor. Yani iki olumsuzluğu arda arda kullanıyor. La ma. La ma. Sonra ne diyeceksen kelimeyi hangi hale çevireceksen çevireceksin. La ma ketebtu ed derse. La hayır. Ma ketebtu ben yazmadım ed derse dersi. La olumsuzluk. Ma da olumsuzluk. Ketebe fiil tu fail ed derse mef'uldür mensuptur nasıl alameti fethadır görüyorsunuz. Eğer yazdım demek isteseydi la'yı ve ma'yı kullanmayacaktı. Sadece ketebtu ed derse. Ketebtu de hatta başına naam yazabilirdi değil mi? Naam evet. Ketebtu ed derse. Dersi yazdım diyebilirdi. Hel zehebti sen gittin mi ila Antalya ya Fatımetu? Fatma diyor Antalya'ya gittin mi? La hayır ma zehebtu ben gitmedim ila Antalya. Antalya'ya gitmedim. Hel celestum ma'al müdir? Müdür ile oturdunuz mu? La hayır ma celesna biz oturmadık ma'hu onunla beraber veya ma'al müdiri müdürle beraber de diyebilir yani. Hu'yu o müdür manasında kullanıyor. Hu'yu silip ma'al müdiri şuradakinin aynısını yazabilirsin. İkisi de olur yani. Dikkat edilecek nokta arkadaşlar celestum siz oturdunuz mu diyor değil mi?
tüm demiş, te dememiş, siz. O yüzden cevap verirken biz demesi gerekiyor. Bundan ötürü cevapta na zamiri kullanıldı. Burada ve hep ti sen demiş. Bu yüzden cevap verirken ben diyerek başlamış. T demiş, soruda sen demiş. Bu yüzden cevapta ben diye gelmiş. Bu daima böyle, eğer sen diye bir soru varsa ben diye, yani tu diye cevap vereceksin. Ketep tu, fetah tu, nasar tu veya ti olsa, işte veheb ti, ketep ti, fetah ti gibi olsa cevap verirken yine tu olacak, yani veheb tu, fetah tu. Eğer tüm derse, celes tüm, nasar tüm, ketep tüm, fetah tüm gibi cevap verirken celes na, fetah na, ketep na, haraj na diye na'yı kullanacaksın yani. Bunu daha önce anlatmıştık her şeyi. Şimdi birkaç irab yapalım diyor. Ma şeribtu min hadel halibi. Anlatmış zaten değil mi? Ma, ma en nafiye, olumsuzluk ması, şerbi fiil, tu, fail, min harfidir, hala mecruru, el halibi, bu da mecru, nasıl mecru, muşarun ileyhtir bu yani. Muşarun ileyhtir, muşarun ileyh olduğu için ismi işarete uyması gerekiyor, İrabı bakımından. Ha da madem ki mecrur, el halibi de mecrur olacaktır. Ma fehimtu ed derse, fehime fiil, tu, fail, ed derse mefuldür. Ma fehimtu, ben anlamadım, ed derse, dersi. Burada anlatılmış zaten. Fehime fiil, tu, fail, ed derse meful bihtir. Mazi fiil, olumsuzu kısaca böyle arkadaşlar. Muzari fiilin olumsuzluğuna geldik. Arapça muzari fiil olumsuz yapılırken başına ma veya la getirilebilir. Ancak la olumsuzluk edatı daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu la'ya olumsuzluk la'sı anlamında la en nafiye, ma nafiye, la nafiye aynı şey. Bir çekimini görelim demiş. Yani ketebe yektubu, yektubu, yektubani, yektubu ne diye yazılır da la gelmiş. Yazılış değişti mi? Hayır, hala yektubu, yektubani, yektubu ne diye yazılıyor. Yine en üstte gaipler var. Hemen ardında gaibe var. Daha aşağıda muhatap, muhataba, mütekellim. Yukarıdan aşağıya doğru müfretler, tesneler, cemiler olduğunu görüyorsunuz. Dikkat edileceği üzere muzari'nin hiçbir değişikliğe sebep olmadı. La gelerek muzari'de bir değişikliğe neden olmamıştır. Şimdi bir iki örnek görelim. Hel tedhebu ile suği. Pazara mı gidiyorsun? Hel mı mi mu. Tedhebu ente. Sen gidiyorsun demektir. Sen gidiyor musun? İle suği çarşıya, pazara. Pazara mı gidiyorsun? La la, la hayır, la edhebu. Ben gitmiyorum ile suği çarşıya, pazara. La hayır, la edhebu, gitmiyorum. Şimdi tedhebu da ne, ente gizli zamir fail olur. Tedhebu da. Edhebu da gizli zamir ene fail olur. Şimdi sen diye sorduğundan ben diye cevap veriyorum. Hel teşrabine el kahvete, kahve içer misin diyor. Bir bayana yönelik bak, teşrabine. Neresidir bu teşrabine? Şurasıdır. Tektubine, teşrabine, teftahine, tensurine vesaire. Bir bayana yönelik ikinci şahıs. Sen kahve içer misin diyor. O da la hayır, la eşrabu, ben içmem, el kahvete, kahve içmem. Eşrabu fiil, ene gizli zamir faildir. El kahvete mefulü bitir, mensuptur, nasb alameti fethadır. Eşrabu ene yine, eşşaye ise mefuldür. Burada la la demiş, la şart mı değil? La hayır, ma eşrabu da diyebilirdi. Değil mi? La da ma'da kullanılabilir demiştik. La nedhebu ilel mesrahi, tiyatroya gitmiyoruz. La nedhebu, biz gitmiyoruz. Nahnu gizli zamir faildir. Nereye gitmiyoruz? İlel mesrahi, tiyatroya. La elhaku ala hâbihil kıssati. Bu hikayeye gülmüyorum. La elhaku, ben gülmüyorum. Ene, gizli zamir, faildir. Ala hâbihil kıssati, şu hikayeye gülmüyorum. El kıssa müşarun ileyhtir. İsmi işaretinin irabını alması gerekir. İsmi işareti mecrur irabı olduğundan el kıssa da mecrurdur. Hâbihi mebnidir. Çünkü nedir? İsmi işarettir. İsmi işaretlerin tesnileri hariç mebni olur. Şimdi buraya kadar anlatılan şeylerde bir problem yok bence. Gayet basitti. Lem ile olumsuz mazi. Şunu anlatırken birkaç sıkıntı yaşadığımız daha önceden vakidir yani. Lem nasıl bir şey arkadaşlar? Şimdi ketebe yazdı. Ma ketebe ne demek?
yazmadı. Yektubu yazıyor. Lem yutub ney? O da yazmadı. Yani muzdarin başına lem getirirsen, yani lem yuktub gibi, lem yeftah gibi, lem yensur gibi, harace yehrucu, lem yehrucu gibi, lem yesma gibi muzarinin başına lem getirirsen, o muzari ve lemin vereceği mana, toplu manası nedir? Olumsuzluk mazi. Mazinin olumsuzu neyse, bundan da elde edeceğin mana odur. Bak, lem yuktub eşittir ma ketebe. İkisi de aynı manayı verir. Bu yüzden tek mana vermiş. Yazmadı. Hocam bu muzari yazmıyor neden olmadı? Çünkü lem yazmıyor yapmaz. Lem muzari fiili olumsuz mazi manasına dönüştürüyor. Sen bir muzariden yazmıyor veya yazmıyorun gibi mana ifade etmek istiyorsan ma'yı, la'yı falan kullanman gerekir. Lem'i kullanamazsın. Lem bir cezmedatıdır. O da var bak. Fiilin sonunda cezim var artık. Cezmedatıdır. Sadece muzari fiilin başına gelir. Mazinin başında lem olursa, lem alıp buraya yazarsan yani ne olur? Hata olur. Cezmedatı olduğu için başına geldiği muzari cezmeder. Fiilin muzari anlamı da değiştirilerek olumsuz maziye çevrilir. Bunu asla unutmayın. Olumsuz maziye çeviriyor lem. Çok önemli. Dolayısıyla olumsuz mazi, olumsuz dili geçmiş zaman yani. Anlamı iki yolda elde edilebilir. Bir, mazinin başına ma getirirsin. İki, muzarinin başına lem getirirsin. Her iki durumda da olumsuz mazi manası ifade edilir. Ma, mazide, lem, muzaride kullanılıyor. Lem, kendisinden sonraki muzari fiilin üzerinde bir irab bakımından etki yapacaktır. Yektubu, merfu olan muzari, lemden ötürü lem yektubu, cezimli olacak arkadaşlar. Merfuluktan mezzumluğa dönüştürüyor. Peki mezzumluk, cezimlik, ya bu nasıl bir şey? Bunun bir alameti olmalı. Şimdi konumuz irab. İrab konusu titiz bir konu, dikkatli bir konu. Dikkat kesilmeniz gereken bir konudur. Diyor ki cezim isimlerle ilgili bir kavram değildir. Zaten bu yüzden ilk defa duyuyorsunuz. Bu kitapta ilk defa duyuyorsunuz. Daha önce duymuş olabilirsiniz. Sadece fiillerle ilgili bir kavramdır. Konumuz şu anda zaten fiiller de iraba dönüştü. Fiillerin son harfinin hareketleri veya son ekleriyle alakalıdır. Cezim veya Türkçe kullanımıyla cezim, evet, cezm veya cezim şu şekilde tanımlanabilir. Bir fiilin sonunun sükun ile harekelenmesi veya sükun hareketinin yerine geçecek başka bir alameti barındırması durumudur. Gidip bunu ezberleyelim mi? Hayır. Cezm alametleri nelerdir? Onu bilmeniz yeterli arkadaşlar. Çekim biçimine daha önce görmüş olduğumuz muzari fiil aslında merfu haldeki muzari fiildir. Yani yektubu, yektuban, yektubune diye çekim biliyorsan şayet o senin bildiğin çekim merfu durumudur. Mensup ve mezzum durumunun çekimini henüz yapmadınız muhtemelen. Şimdi cezim alametleri nelerdir? Yani bu konuya geçmeden şunu ifade edelim. Merfuluk alameti neydi? Bir kelime merfudur derken ne anlarsın? Şunu anlaman lazım. Bir kelime müfretse veya cemi mükesserse veya cemi müennes salimse o kelimenin zamme almasına merfuluk alameti almış. Yani merfuluk göstergesi budur. Peki bir kelime mecrur demek ne demek yani? Bir kelimenin mecrur olduğunu nasıl anlarsın? Mecrurluk alametleri nelerdir? Cemi müzekker salimde ve tesniyelerde yağdır. Kelimenin yağ ile yazılmasıdır. Müfretlerde ve cemi mükesserlerde ve cemi müennes salimlerde kelimenin esra alması demektir. Yani kelime türüne göre farklı alamet alıyor. Cemi müzekker salim cer halinde yağ alırken cemi müennes salim esra alıyor. Değil mi? Farklı farklı. Şimdi fiillerde de öyle yani. Farklı farklı alamet olabilir. Konumuna göre, yapısına göre farklı alamet almış olabilir. Buna bakacağız. Muzari fiilin son harfinin zanlı harekesinin sükuna çevrilmesi. Sükun şu yuvarlak işaret yani. Yektubu, bak yektubu, yektubu. Tektubu, tektubu. Tektubu, tektub. Ektubu, ektubu. Nektubu, nektubu şeklinde bağdaki harekenin yuvarlak olarak yazıldığını, zammenin silindiğini, onun yerine bir yuvarlak, bir sıfır işaretinin getirildiğini görüyorsunuz. İşte bu nedir? Cezim alametidir. Sükundur. Bu nerelerde böyledir? İşte bu kalıplarda böyledir.
yektubu, tektubu, tektubu, ektubu, nektubu, bu kalıplarda bu şekilde kelime yazılmış görürsen ona cezm olmuş, cezm alameti sükundur diyeceksin. Evet. Burada anlatılmış herhalde. Bildiğiniz gibi bir muzdarif fiilinin üçüncü tekil şahıs eril ve dişil, ikinci tekil şahıs ve birinci şahıs falan bayağı bir şeyler yazmış. Ek ama son harflerin hareketleri zammelidir. Bu kalıplar nelerdir yani? Hüve kalıbı, hiye kalıbı, ente, ene, nahnu kalıpları. Bu kalıplar demek ki cezim alameti nedir? Sükündür. Sonuncu harekenin silinip diğerine sükun getirilmesi onun cezm halidir. Bilmiyorum anlayabildiniz mi? Yani muzarenin tesniyesinden bahsetmedi değil mi? Hüve, hiye, ente, ene, nahnu. Burada tesniyeler var mı? Yok. Cemiler var mı? Yok. Öyleyse soru arkadaşlar. Muzari'nin neresinde cezm alameti sükündür? 1. Müfret müzekere gaib. 2. Müfret müennes gaibe. 3. Müfret müzeker muhatap. 4. Mütekellim şahsı. 5. Yine mütekellim şahsı. Ben manasındaki mütekellim ve biz manasındaki mütekellim. Bu 5 kalıpta cezm alameti sükündür. 5 kalıpta böyledir. Hani yektub demiş. Bunun yerine mesela lem yensur, lem tensur nasara yensuru. Yensuru muzari fiil olsaydı şayet lem yensur veya fetaha yeftahu. Yeftahu muzari diyelim. Lem yeftah veya haraca yehrucu. Yehrucu muzari'dir. Lem yehrucu. Lem tektub, lem tensur, lem teftah, lem tehrucu şeklinde harekadır. Diğerler de o şekilde yani muzarenin sonunda sükun olur bu 5 kalıpta. Bir iki farklı fiillere örnek vermeye çalıştım. Şimdi farklı kalıplara değinecek. Merfu haldeki muzari fiilin sonunda bulunan ne var mesela? Nun var. Elif ve nun tesniyelerde. Vav ve nun cemi müzekkerde. Bir de ya ve nun vardır. Bunları şimdi anlatacak bize. Bu ekleri alan yerlerde nunların düşürülmesi onun cezm alametidir. Hatırlarsınız cem-i müzekkerlerde ve tesniyelerde nun düşerdi isimlerde. Ne zaman düşerdi? Bunlar muzaf olduklarında. Şimdi konumuz fiil. Bir fiil cezm halinde olursa cem-i müzekkerlerinde ne düşermiş? Vav ve nun. Tesniyelerinde elif ve nun düşermiş. Elif ve nun düşmez de sadece nun düşer. İki grupta da sadece nun düşer. Az önce biraz yanlış anlattım yani. Cem müzekker salim vav ve nun alır. Tesniye de elif ve nun alır. Bu yerlerde sadece nunlar düşer. Bir de ne var? Cem-i müennes, müfret müennes muhataba var. Orada da sadece nun düşecektir. Yani diyebiliriz ki cemi müennesler hariç muzari her nerede nun alırsa orada nunun düşmesi onun cezm alametidir. Ama cemi müennesler bundan hariç. Üçüncü ikil eril ve dişil şahıslarda, üçüncü ve ikinci çoğul eril şahıslarda ve ikinci tekil şahısta fiilin sonuna gelen eklerdeki nunların varlığı raf alameti iken bunlar nereler? Şu an anlatılan yerler. Az önceki yerler yani. Nunların varlığı raf alameti iken düşürülmesi cezm alametidir. Aynı zamanda nasb alametidir. Konumuz şu an nasb, mensupluk olmadığından buna değinmiyor ama aynı zamanda nasb alameti. Şunu da unutmayalım ki eril çoğullarda düşürülen nun harflerinin yerine vavlardan sonra mutlaka bir elif harfi getirilmelidir. Bu çok önemli bir bilgi. Şimdi bunları yine muzari fiilin ilgili yapılarını lem ile kullanarak görelim diyor. Elif nerede oluyor? Şurası mesela. Lem yektubu elif var. Vav'dan sonra elif var. Bu elife elifi farika adı veriliyor. Müfret midir, cemi midir? Bunu ifade etmek için getirilir. Şimdi tesniye bir muzari. Aslında neydi? Yektubani. Eğer diyorsan bu kelimeyi cezm halinde yazacaksan, örneğin başına lem getireceksen, lemle cezmedeceksen, lem yektubani değil, artık o ne olur? Yektuba olur. Sondaki nun düşer.
Yektubari, lev yektuba diye yazılacak. Burası neresi? Tesniye muzari. Konumuz yani muzari fiilin cezmi. Tek tubani, tesniye muzari. Lem tek tuba, tek tubani, tek tuba diye kalır. Tek tubine, neresi burası? Müfret, müennes, muhataba. Lem tek tubi. Tek tubani, tek tuba, yektubune, yektubu, cemi bu defa. Tek tubune, tek tubu, burası da muhatap cemi. Tek tubu diye kalır, sondakini düşer. Yani ne demektir bu? Cemi müennesler hariç. Muzari fiil her nerede nun alıyorsa, hangi kalıpta nun alıyorsa, orada nunun düşürülmesi onun cezme alametidir. Buralar nerelerdir? Burada tek tek yazmış zaten. Zamirlerden yola çıkarak sizler de anlayabilirsiniz ama işin özeti nedir? Bir muzari fiil ki cemi müennes değil ve nunla bitiyor. Onun silerse cezme alameti olur. Az önce cezme alameti sükundu, yuvarlak işaretin getirilmesiydi. Şimdi ise sondaki nunların düşürülmesi cezme alameti olmuştur. Demek ki kalıba göre cezme alameti değişir. Buna ne deniyormuş? Hasfun nun veya sukutun nun adı verilmekte. Yani nunun düşürülmüş olması. Evet, burası da önemli. Fiil, üçüncü ve ikinci çoğul eril formlarında nunların düşürülmesinden sonra yerlerine elif getirilmiş olduğunu fark ediniz. Elif var. Üçte de ikide de yani hemen üstte de var. Eğer elifsiz yazılsa yazım yanlışı olurdu. Bu elif önemli bir detay ihtisas sınavında da çıkmıştır. Yani Diyanet'in vaizlik, müftülük sınavında, vaizlik, müftülük kursuna, okuluna kabul ediliş sınavında da çıkmıştır bu elif neyin nesi diye. Peki not. Muzari fiilin üçüncü ve ikinci çoğul şahıs dişil yani cemi müennes. Gaybı olsun, muhatap olsun. Buradaki nunlar, nuru nisve diyoruz. Fiili bitişik özne zamiri olmaları dolayısıyla hiçbir zaman düşmezler. Yani bu nunlar hiçbir zaman düşmez. Neden düşmezler? Fiili bitişik özne zamiri oldukları için düşmezler. Her durumda varlıklarını muhafaza ederler. Her durum derken merfu olsun, mensub olsun, meczum olsun, mecrur olmaz zaten. Fiilin mecrurluğu yok, meczumluğu var isimde farklı olarak. İsimlerde de meczum yoktu, mecrur vardı. İşte her durumda bulunanlar mevcuttur. Hunne yektubune entunne tektubune. Yektubune üçüncü şahıs olarak. Yani nedir? Cemi müennes ve gaibedir. Tektubune ikinci şahıs olarak. Yani cemi müennes muhataba kalıbıdır. Bu halde yazılır. Merfusu da, mensubu da, meczumu da böyle yazılır. İşte örnek, lem getirsen başına yine lem yektubne, lem getirsen yine lem tektubne, lem tektubu diye kalmaz. Sondakini düşünelim, lem yektubu olsun dersen müfrediyle karışır değil mi? Ketebe yektubu, lem yektubu. Müfret derlerdi buna. Lem tektubu, müfret derlerdi. Bunu silersen müfretle karışır. Böyle bir risk ortada var. Bu yüzden de silinemez. Peki muzarif fiillerde şeddenin üstündeki zamme harekesinin fethaya dönüştürülmesi. Şimdi bir ayrıntı var. Muzarif fiil neydi arkadaşlar? Şedde almış veya şeddesi çözülmüş olsa da aynı harfin tekrarı olan fiillerdir. İşte burada merra mazi yemurru muzaridir. Yemurru cezmi görüyorsunuz, şeddeyi görüyorsunuz. Bu şedde yer yer çözülebilir de yani. Yemurru, yemurrani, yemurrunu, temurru, temurrani, yemururne diye. Mesela cemi müennes ve gaibinde şedde çözülür ama hala nedir? Muzarif fiildir. Konumuz o değil tabi de yani şedlerin çözülebildiğini ifade etmek istedim. Peki muzarif fiillerde, cezm alameti nedir? Yemurru, yemurra olmasıdır. Yani lem cezmedatinden sonra gelen muzaf fiilin şurada olduğu gibi zamme ile bitmemesi, burada olduğu gibi fetha ile bitmiş olması onun cezme alametidir. Yani bunlardan nurun düşmesi
veya sonra bir sükunun konulması beklenmiyor. Bunlar da nerede böyle olur? Müfredat-ı Hamse adı verilen yerlerde olur. Onlar neydi? Sonunda bitmeyen muzari kalıpları. Müfret müennes muhataba hariç o da nunda bitiyor. Ama onun dışındaki nunda bitmeyen her yer. Yani tüm müfretler artı mütekellim kalıpları. Yani nereyi kastediyoruz? Şurayı kastediyoruz. Madde 1'de geçen şuralar. Bir muzaf fiilin şu kalıplarında arkadaşlar cezm alameti nedir? Sonuna cezim getirilmesi veya sondaki nunun düşürülmesi değil. Çünkü nun gelmiyor zaten az önceki kalıplarda. Ne olmasıdır peki? Fetha getirilmesidir. Zammenin silinip fethanın getirilmiş olması onun cezm halinde olduğunun alameti. Nakıs ve nefi fiillerde ise cezm alameti sondaki illet harfinin düşürülmesidir. Yani bir fiilin son harfi illet harfi ise bu illet harfinin silinmesi onun cezm alameti olacaktır. Buna da hasru harfil ille veya sukutu harfil ille adı verilir. Diyebilir mesela aşağıdaki şıklardan hangisinde cezm alameti olarak hasful harfil ille vardır. Cezm alameti hangisi budur diye sorabilir yani. Meşa, mazi, yemşi, muzaridir. Cezm alametiyle beraber yazarsan, cezm edatıyla beraber yazarsan, lem yemşi diye yazarsın. Yani sondaki ya'yı silersin. Ne oldu? Meşa, yemşi, yemşi diye kalır. Sondaki düşer. Da'a, mazi, yed'u, muzaridir. Bakın vavla bitmiş. Acaba cimi mi? Değil. Cimi olsa şurada bir tane elif olacaktı. Değil mi? Yed'u lemi getirirsen lem yed'u sondaki illet harfi vav silindi gitti. Bu böyledir. Rama yermi lem yermi. Canlandırma yapalım. Rama mazidir. Muzarisi nasıl gelir? Yermi diye gelecektir. Yani sonunda bir adet ya var. Ama baştan lem getirirsen ne olur arkadaşlar? Lem yermi sondaki ya silinir. Yermi esreyle kalır fiil. Gaza yevzu yevzu neyle yazılır? Vavla yazılır yevzu. Başına lem getirirsen yine ne olur? Yevzu diye kalacaktır. Vav silinecektir. Zaten burada örnek o verilmemişti. Rava yervi lem yervi. Görüyorsunuz esreyle kaldı fiil. Peki başka ne varmış? Şimdi diyor ki bunları toplu olarak bir daha görelim. Yektubu cezm alameti sükun. Cezm alameti tesni ederek nurun düşmesi. Cemide nurun düşmesi. Tektubu burada sükun. Tektubani tektuba diye kalmış nurun düşmesi. Lem yektubuna cezm alameti nedir? Gözükmez. Çünkü nun daima vardır zaten. Ente lem tektubu cezm alameti sükundur. Tektubani tektuba diye kalmış nurun düşmesi. Çünkü tesnelerde nurun düşmesi cezm alametidir. Bu bir defa unutmayacağız. Cemi müzekkerlerde ise vavun düşmesidir. Nurun düşmesidir yine tesnelerde olduğu gibi. Yektubuna yektubu diye kalmış nun düşmüş. Tektubuna tektubu diye kalmış. Nun yine düşmüştür. Cemi mühendisler hiçbir defa, hiçbir zaman yazılışı değişmez. Tektubuna yektubuna aynen yazılır. Müfrede baktığında arkadaşlar, muhatabanın müfredi hariç. Burada ne var? Çünkü nurun düşmesi var. İllet olarak. Alamet olarak, gösterge olarak nurun düşmesi. Ama muhatabanın müfredinin dışındaki müfredler. Buralarda sükun onun cezm alametidir. Mütekellim kalıpta da yine cezm alameti sükündür. Şimdi lem ile kullanılmış fiillerle oluşturulan iki cümlenin irabına göz atalım demiş. Oyuncu stadyuma gitmedi. Lem yedheb gitmedi. Kim? El-la'ibu oyuncu. Nereye gitmedi? İlel mel'abi stadyuma gitmedi. Lem bizim cezmedatımızdır. Muzari fiili olumsuz mazi manasına çevirir.
lev yedheb gitmedi. Vehebe yedhebu muzari fiil üçüncü baptandır. Cezm alameti sükundur. El-la'ibu onun failidir. Merfudur. Raf alameti zammedir. İlâ harfi cer. El-mel'abi onun mecruru. Cer alameti ba'daki esredir. Kahvaltıdan sonra bir Türk kahvesi içmedin demiş. Kime yönelik diyor bunu? Lem teşrabi, sen içmedin. Aslında neydi burası? Teşrabi ne? Sonunda nun vardı. Yani burası müfret, müennes, muhataba kalıbıdır. Müfret, müennes, muhataba nunla yazıldığı için sondaki nunun düşmüş olması onun cezme alametidir. Lem cezme edatımız. Teşrabi ile teşrabi diye kalmıştır. Cezme alameti nurun silinmiş olması. Yani nurun gözükmemesi. Burası fiildir. Failimiz neresi olmakta? Failimiz buradaki ya olmaktadır. Kahveten mefulü bih mensup nasıl alameti fethadır. Türkiyeten kelimesi ise sıfattır. Neyin sıfatı? Kahve kelimesinin. Demek ki kahve mevsuftur. Mâne zarftır. El futur ise burada arkadaşlar muzafun ileyh konumundadır. Lem teşrabi, sen içmedin. Kahveten Türkiyeten, bir Türk kahvesi içmedin. Mâne el futuri, kahvaltıdan sonra. Alime fiili dördüncü kalıptandır. Alime ya'lemu gelir muzarisi. Bu fiildir mazi ve muzari formda olumsuz çekimini ayrıca lem ile çekimini defterinize yazınız. Alime, alima, alimu, alimet artık. Ya'lemu, ya'lemar, ya'lemune, ta'lemu, ta'lemar, ya'lemne diye çekim devam eder. Lem olursa lem ya'lem, lem ya'lema, lem ya'lemu, lem ta'lem diye çekim devam edecek. Beyyine ve İhlas suresinde yer alan olumsuz fiilleri tespit ediniz. İhlas suresi Kul hüve Allahu ehad. De ki o Allah'tır, birdir, tektir. Allahu es-samedu. Allah samettir. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun. İşte püf nokta burası zaten. Şimdi yelid aslında nedir? Velede mazisi. Muzarisi yelidu. Lem gelmiş, lem yeleydi olmuş. Cezme alameti sükun. Cezme alameti neden sükun da başka bir şey değil. Çünkü burası müfret. Müfretlerde cezme alameti sükundu. Tüm müfretlerde böyle mi? Hayır. Sonu sayı harfle biten müfretlerde böyle. Sonu illetli olarak biten, sonu illet harfi olan fiillerde cezme alameti neydi? Sondaki o illet harfinin silinmesiydi. Evet, cezme alameti sükundur. Velem yûlâni. Burada da cezme alameti yine sükundur. Burası meçhul fiil arkadaşlar. Lem yekun. Kâne yekûnu. Lem yekun. Evet, cezme alameti yine sükundur. Diğeri Beyyine suresiydi. Bulmaya çalışalım. Lem yekun ledine. Lem yekun. Lem cezmede attığımız yekun. Hezzum bir fiil. Cezme alameti buradaki sükündür. Hocam sükün yok, esre var. Evet ama kelimenin aslı sükündür yani. Bu cezimdir. Peki esre nereden geldi? Esre geçiş yapacağımızdan dolayı gelmiştir. Lem yekun. Ellezine diye buradaki elif lamı, yani elifi okumak uygun olmayacak. Çünkü hemzeyi vasıldır bu. Geçerken düşülür yani. Buradan beri geçmek istediğim Arapça kaydedir bu. Sakin bir harfe hareket vereceksen esre vereceksin. Bu yüzden lem yekuni esre verilmiştir. Devamında nerede var? Mezzum bir fiil. Şöyle bir bakıyoruz. Var mı acaba? Henüz göremedim. Yok demek. Evet. Arkadaşlarınızla beraber çalışma yapın demiş. Arapçada emir kipi. Emir kipi.
emir ve nehi diye bir şey söz konusu. Burada onlar anlatılmış. Emri hazır ve nehi hazır ve emri gayip ve nehi gayip biçiminde dörde ayırabilirsin diyor. Emir kipleri, emri hazır, nehi hazır. Emir hazır karşındakine emretme kalıpları, nehi hazır karşındakine yasaklama getirme kalıbı, emri gaibe emretmek yani üçüncü şahsa, yani yanında var olmayan, o var ya, o işte şöyle şöyle yapsın demek. Nehi gaib yanında olmayan yine üçüncü şahsa yasaklama koymak. O var ya, o akşama kadar evden çıkmayacak, ne yapacak? Ders çalışacak mesela. Yasaklama getirmek gaibe. Şimdi ayrıntıları burada yazıyoruz zaten. Git gibi. Entum 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 da bu kalıplarda emir hazır gelir. Yani üçüncü şahıs gelmez. O gitsin şeklinde değildir. Sülasi bir fiilden emir hazır elde etmek için şu yol izlenir. Emir hazır nasıl yapılır? Daha önce farklı videolarda defalarca anlattığımız konu yine geldi. Arapçada sülasi bir fiilden. Evvela konu sülasi. Sülasi değilse başka ne olabilir? Rubai olabilir ama bizim konumuz sülasi fiiller. Diyor ki dört tane adım izleyeceğiz. Bunlar nelerdir? Bir, fiilin ilgili şahsa ait muzarisi alınır. İlgili şahıs. Biz burada ikinci tekil eril şahsa yönelik emir hazır kipini bulalım. Fiilimiz ketebe. Birinci kalıptan olduğu için muzarisine gelir. Yektubu faale yef'ulu gibi. Yani aynı fiili zammelidir. Burada ilgili şahsın muzarisi tektubu olacaktır. İlgili şahıs kim kardeşim? İlgili şahıs senin karşında bulunan Ali Veli yani. Hasan Hüseyin. O yüzden ne yapacaksın? Müfret olacak. Müzekker olacak. Muhatap olacak. Karşındaki şahıs olduğu için bu muhatap kalıbı bulman lazım. Karşındaki şahıs erkek olduğu için müzekkerini bulman lazım. Müfret olduğu için, tek kişi olduğu için müfredini bulman gerekiyor. Hocam öyle birisi yok ki sen bunu nereden ifade ettin? Hani öyle birisi varmış gibi davranıyor şu anda. Varsayılıyor. Bu yüzden tektubu'dan devam ediyor kitap. Bu yüzden ne yapmış mesela? Tektubu'yu almış. Çünkü tektubu ent ediyor. Bakın ente niye yazdı? Müfret, müzeker, muhatap kalıbı olan tektubudur bu. Başka hangi tektubu vardı ki? Yektubu, yektuban, yektubune, tektubu. Bir de gaibenin müfredi olan tektubu vardı. Bu değildir. Bu muhatap, müfret, müzeker olan tektubudur. Neden sen şu an muhataba gittin? Çünkü emir hazır, hazır olan kişiye emretme kalıbıdır. Yani muhatap ve muhataba için kullanılır sadece. Evet, emri hazır yapacaksan evvela madde 1. Emri hazır elde edeceksen arkadaşlar ne yaparsın? Evvela Ali'ye mi emredeceksin, Ayşe'ye mi? Ona göre bir yol izlenir. Ali ise Ali mi, Aliler mi? İki Ali mi, Aliler mi? Fatma ise bir Fatma mı, iki Fatma mı, Fatmalar mı? Ona göre bir yol izleniyor. Biz şu anda sadece Ali'ye emretmek istediğimizde ne yaptık? Fiilin müfret, müzeker, muhatap kısmını bulduk. Eğer ben iki Ali'ye emretmek isteseydim, tek tubi yerine tek tubani kalıbını alacaktım. Bir sürü Ali var karşımda. Ali önemli değil yani. Ali var, ondan sonra Mehmet var, Hasan var. Yani erkekler grubu var karşımda. Bir sürü erkek var. Onlara emredeceksem tek tubune, yani muzarenin cemi müzeker muhatap kısmını bulmam lazım evvela. Eğer Ayşe'ye emredeceksem ne yaparım? Muzari'nin müfret, müennes, muhataba kalıbını bulurum. Yani tektubine. Eğer iki tane Ayşe varsa veya iki tane Fatma veya bir Ayşe bir Fatma önemli değil yani. İki tane kız varsa tektubine yerine tektubani olur. Eğer Ayşe, Fatma, Hayriye bir sürü kıza emredeceksem o zaman ne olur? Tektubune olur. Pardon, tektubune. Tektubune kalıbı olur. Yani kime emredeceksen evvela muzariden o kalıbı bulman lazım. Şu anda sadece Ali emredeceğinden tektubu elde ettim. Fiilin başındaki muzari tarifi atılır. Nedir muzari tarifi? T'dir. Sil.
Silersem yere ne kalır? Aynen şu kalır değil mi? İlk harf kef yani. Şurası kalır. T'ye gitti. Fiilin başındaki muzarat harfi atılınca böyle bir şey elde etmiş olduk. Baştaki muzarat harfi attıktan sonra ardından gelen harf okunmuyorsa, yani sükun ile harekeliyse. Evet. Muzarat harfini attığımda geriye kalan ilk harfte sükun var değil mi? Cezim var. Okunabilir mi bu? Hocam okuyorum. Tubu. Kefi oku. Kıh, tubu. Böyle bir okuma mümkün değildir. Bir harekeye, bir harfe ihtiyaç var burada. Bu durumda da hangi harf getirilecek? Şimdi bunu anlatacak. Bu harfi okuyabilmek için fiilin başına bir elif getirilir. Elif dedi aslında hemze yani. Daima yani muzarat harfi silindiğinde, muzarat harfi silindiğinde geriye kalan ilk harf cezimli ise kesinlikle elifi getireceksin. Diki bir elif. Şurada olduğu gibi. Fiilin evveline getirilir. Getirdin de bu elife hangi harekeyi vermeliyim? Püf nokta. Dikkat kesilmeniz gerekir. Bu elife hareke vermek için aynel fiilin harekesine bakılır. K, T, B, Y, tu, bu. Aynel fiil hangisi? Sonuncu harfin bir sağ yani T'dir. Harekesi ne? Zamme, ötre var. O zaman elife de ne yapacaksın? Ötreyi vereceksin. Bu durumda uktubu oldu. Bu emir hazır olduğundan emir hazırlar daima mezdumdur. Sonuncu harfi de cezimle yani. Uktubu, uktubu oldu. Bitti. Peki eğer aynı fiil burada olduğu gibi zamme olmasaydı ne olurdu? Diyor ki zamme ile harekeli değilse elif kesre ile harekelenecektir. Muzarin aynı fiili zammeden başka ne olabilir ki? Fesha olabilir. Esre olabilir. Fetha örnek. Yeftehu fetaha mazi. Yeftehu muzari. Yefte fethalı. O zaman buradaki hemze elif vereceksin. Şayet buradaki aynı fiilin harekesi esre olsaydı ne olacaktı? Yine aynı şekilde hemze elif hemzeye esre verecektik. Örnek celese mazi yecilli su muzaridir. Yecilli su. Aynı fiil esreli olduğundan hemze yine esre verilirdi. Yani muzarat muzari fiilin aynı fiili zammeli ise elife zamme. Eğer zammeli değilse yani parantez arasında fethalı veya esreli ise bu durumda da elife esre verilecek. Elif diyorum aslı elif değil yani hemzedir bu. Neden böyle diyorum? Çünkü elif hareke almayan bir harftir. Hemze hareke alır. Buradaki harf hemzedir. Adı hemzedir. Yazılış aynı şey zaten. Peki bu anlattıklarımız bizim muzarat harfi silindikten sonra gelen ilk harf okunmuyorsa yani cezimliyse böyle. Eğer bu muzarat harfi silindikten sonra gelen ilk harf cezimli değil okunabiliyorsa ne olacak? Okunabiliyorsa yani harekeliyse başa elif getirilmez. Olay bu. Elif getirilmediği için aynı fiilin harekesi neydi diye de bir endişeye, bir araştırmaya düşünmez. Bakalım başka ne anlatılmış. Gerek emir kipleri gerekse nehi kipleri mezun olmak zorunda olduklarından cezmin ve cezm alametlerinin ne olduğunu iyi bilmek gerekiyor. Cezm alameti nedir? Şimdi diyor ki emri hazır bulmak kuralımız neydi bizim evvela? Hangi şahsa emredeceksen evvela muzahreden o kalıba gidiyorsun. Yani emri hazır neyden elde edilir? Muzari fiilden. Muzari fiilin hangi kalıbından elde edilir? Kimi emredeceksen o kalıptan elde edilir. Emri hazır bulma kuralını ikinci şahsa ait diğer formlar üzerinde. Az önce biz sadece Ali'ye emretmekten bahsettik. Diğer formlar üzerinde de uygulayacak olursak şöyle bir sonuç elde ederiz. Kural gereği dönüştürülecek olan nun harfleri kırmızı ile gösterilmiştir. Düşürülecek olan, yanlış okudum. Yani silinecek olan nunlar. Şimdi diyor ki az önce biz ne yaptık arkadaşlar? Ketebe yektubu, yektubu'dan emri elde ettik. Şimdi diyor ki entum, entuma tektuban yani
iki tane Ali veya Ali biri diğeri Veli. Yani iki tane erkeğe emredeceksen ne yaparsın? Muzari'nin tesniyesine gideceksin. Böylesine mi gidelim? Hayır, zaten iki erkeğe emredeceğin için Muzari'nin tesniye artı müzekkerine gitmen lazım. Bir de bu emir hazır kalıbıdır. Yani ikinci şahsa emretmen gerekiyor. Öyleyse ikinci şahsa gitmen lazım. Yani muhatap kısmının tesniyesi nedir o? Tektubani. Ne yapalım? Tesni olsun, cemi olsun veya müfret müennes muhatabı olsun. Yani cemi müennesler hariç. Cemi, her iki cemi müennesler hariç. Muzarenin sonunda nun varsa onunları düşürerek işe başlarsın. Tektubani. Nun sil evvela. Sildim. Şimdi aynı kuralı uygula. Neydi kuralımız? Muzarat harfini sil. Sildim. İlk harf sükundu geldi. Değil mi? Okunmuyor. O zaman elif getirdim. Bunun aynı fiil neydi? Zammeydi. Yektubu ketebe. Yektubu biliyorum. O zaman elife de zammeyi ver. Uktuba diye kalır. Tektubure. Evvela nuri sil. Neden? Çünkü cemi mühendisler hariç muzarinin sorumluluğunda bitiyorsa ve o muzariden emir hazır elde edeceksen sen ne yapman lazım? Evvela nuri silerek işe başlayacaksın. Ardından muzarat harfini sileceksin. Yani ilk başta verilen kurala ilave olarak madde 1 değişti. Madde 1 nuri silinmesi. Madde 2 yukarıda ne varsa aynen. T'yi sil. Bakıyorum ilk harf sakin. O zaman elif getir. Elife vereceğim hareke ne olsun? Muzarat, muzari'nin anne fiili neydi? Buradaki bu muzari. Yektubu, ketebe, yektubu. Zammeydi. O zaman elife zammeyi ver. Uktubu olur. Tektubine. Evvela nuru sil. Tektubi kaldı. Muzat harfini sil. Okunmuyor. Elifi getir. Zammeyi ver. Uktubi diye kalır. Tektubani zaten yukarıdakiyle aynı şey. Tektubre'den elde etmek istiyorum. Ne yaparsın? Sadece muzarat harfini silebilirsin. Nuru silemezsin. Uktubne diye kalır. Farklı bir fiilden bunu anlat bana hocam. Mesela tektubani yerine tensurani. Nasara yensuru. Yensuru, yensurani, yensurune. Tensuru, tensurani, yensurune. Tensuru, tensurani. Tensurani bundan aynı kalıptır. Entuma tensurani. Ne yapacaksın? Nuru sil, te'yi sil. Hemzeyi getir. Hangi harekeyi vereyim? Nasara yen suru demiştik. Yani aynen fiili zammeliydi. Öyleyse buna ne yapacaksın? Zamme vereceksin. Uktuba diye gelir. Siz bu anlattığımız şeyleri mesela şu şiirlerden yapabilirsiniz arkadaşlar. Çalışma yapmak isteyenler için. Nasara yen suru. Yen suru. Aynen fiili belirtiyorum ona göre. Yolunuzu izlersiniz. Başka bir fiil. Fetaha. Yeftehu. Aynı fiili. Fetaha. Simi'a. Yesme'u. Aynı fiili. Fetaha. Celese. Yeclisu. Aynı fiili. Yeclisu. Aynı fiili. Esre bu defa. Yeclisu. Mesela bunlardan bir çalışma yapabilirsiniz. Bunların tesniyesi nedir, cemisi nedir, fiil çekimi yaparak bulun. Aynı fiilin ne olduğunu zaten verdim. Ona göre başa gelecek hemzeye de harekeyi verirsiniz. Fetha verilmiyor fark ettiniz. Zamme veya esre oluyordu. Feta ifal bağımında geliyor. Farklı bir kalıpta. Bunlardan çalışma yapabilirsiniz. Biz kitaba devam edelim. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktub. Emir hazırlığı çekimini biliyor olmanız lazım artık. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubne. Unsur, nasara yansurulan unsur. Unsura, unsuru, unsuri, unsura, unsurne. Kharaca yehrucu uhrucu uhrucu uhruca uhrucu uhruci uhruca uhrucne. Yani sahih ve salimse fiil, burada ketebe yektubu sahih ve salimdir. Nasara yensuru da öyledir. Kharaca yehrucu da öyledir. Hem sahih hem salim. Hem de hepsi birinci cevaptan olduğu için harekeleri, sükunlar hep tuttu, gördünüz.
Ama farklı bir fiil yapsaydın mesela semi'a yesme'u farklı bir bab değil mi? Ondan emri hazır etsen, hazır elde etmiş olsan uktub olduğu gibi usmu olmaz, isma olur. Semi'a yesme'u isma' isma'a bakın. İsma. İlk harfin hareketi de tutmadı. Sonucu harfi bir sağda tutmadı. İsma' diyorum. İsmu demiyorum. Değil mi? İsma' İsma'a İsme'u diye farklı oldu yani. Muhtemelen onlardan örnekler vardır aşağıda. Celese'den örnek verilmiş. Celese'ye bir çalışın demiş. Evet. Tecilisu. Çünkü Ali'yi emretmek istiyor evvela. Celese yeclisu, yeclisan yeclisuna teclisu. Teclisan yeclisne teclisu. Müfettir, müzekkerdir, muhataptır. Ente de bunu anlayabilirsin zaten. Çünkü ente öyle bir zamirdir. Bundan emri hazır elde etmek istiyor. Ne yapması lazım? Evvela muzat harfini silmesi lazım. Sildi. İlk harfi sakin olduğunu gördü. O zaman ne yapacak arkadaşlar? Hemze getirecek. Getirdi. Hemzenin herkesi ne olsun? Aynı fiiline bakıyorsun. Yani lam burada aynı fiili. Esreli. Öyleyse esreyi aynen hemzeye geçiriyorsun. Ne oldu? İclis oldu. İclis, iclisa, iclisu, iclisi, iclisa, iclisne. Bu çekimleri ezbere bilin arkadaşlar. Bu aynen fiili esreli olursa çekimi nasıl olur? Onun örneği bu. Farklı fiillerden de yine böyle gelir. Aynen fiili esre ise böyle gelecektir. Yani ilk harf esreli olacak. Aynen fiili de esreli olacak. Bu şekilde gelir. Şimdi diyor aynel fiili fetal olsa fetaha yeftehu yeftehu aynel fiili muzaride nedir? Fetalıdır. Yeftehu evvela bunu ne yaparsın? İlgili kalıba dönüştürürsün. Yani müfett müzeker muhatabı nedir bunun? Teftehudur. Muzarat harfini sil. İlk harfin sakin olduğunu gördüm. Okunmuyor. Hemze getirmen lazım. Hemzeye ne verelim? Esre verelim. Neden? Çünkü aynel fiili zamme değil ki. Aynel fiili zamme olsa hemzeye zamme verirsin. Aynel fiili zamme değilse ister feta ister yukarıda olduğu gibi esre olsun. Bu durumda hemzeye esre vereceksin. Verildi. İftahu oldu evvela. Sonuncu harfi de cezim koydular. İftah oldu. Çünkü emir hazırlar daima meczum olmak zorunda. Şimdi burada çekimi yapılmış. İftah, iftaha, iftahu, iftahi, iftaha, iftahne. Eğer muzari'nin aynel fiili feta olursa çekimi daima burada olduğu gibi gelecektir. Yani ilk harf esre, ortanca harf yani sonuncu harfi bir sağ fetal olacak. Diğerleri zaten sakin oluyor. Bir irap yapalım demiş. Uktub ederse fissafi. Uktub emri hazırdır. Ketebe yektubu kalıbı birinci baptan sahih salim bir fiildir. Fail nedir? Entedir. Gizli zamir ente burada fail olur. Enderse onun mef'ulü bihidir. Mensuptur zaten. Nasıl alameti? Fethedir. Fi harfler es-saffi onun mecrurudur. Uktub ente sen yaz. Ney? Enderse derse yaz. Nerede? Fis-saffi sınıfta yaz. İclisa tahteş şecerat. İkiniz ağacın altına oturun demiş. İclis, iclisa emri hazır tesniye. İclis, iclisa, siz ikiniz oturun. Fail burada eliftir. Tesnelerde elif daima fail olur. Nerede oturun peki? Tahte altına demektir. Şecere ağaç. Tahte şecerati, ağacın altına oturun. Tahte hem zarf hem muzaftır. Şecerati, onu muzafun ileyhi. Cer alameti, esre. Udbuhne et-ta'ame lena. Bize yemek pişirin demiş. Udbuhne tabaha. Tabahadan tabaha. Udbuhne şeklinde gelmiştir. Udbuhne cimi, müennes, muhataba kalıptır. Emri hazırdı bu. Kadınlara hitap edemir bu. Bize yemek pişirin kimler? Siz kadınlar yani. Udbuhne. Nun, nunun ismi olduğu için hiçbir zaman düşmüyor. Zamir çünkü. Nun burada fail arkadaşlar düşmüyor. Eb-da'a-me mef'uldür, mensuptur, nasb alameti, fethadır. Lena, lem harfi cer, na ise onun mecrurudur. Li harfi cerinin bazen le diye yazılabileceği daha önceden geçmişti harfi cerleri. Bakarsanız o konuda görebilirsiniz.
da zamirdir, öyleyse mebnidir, öyleyse mahallen yapılacak. Kendisine fecer bitiştiği için mahallen mecrur olur. Konu nehi hazır. Hazır nehyetmek, yasaklamak. Hazır karşındaki kişi. İkinci şahıs yani. Nehi yasaklama anlamına gelir diyor. Şimdi nehi hazır konusu la en nahiye kullanıyor kendisinde. Nehi lası başına geldiği muzari fiili cezmedecektir. Nehi lası ile nefi lasını ayırt etmek gerekir. Nefi lası başka, nehi lası başkadır. Nefi olumsuzluk, nehi yasaklamak. Nefi muzarinin irabını etki yapmazken nehi muzarinin irabını değiştirir değil mi? Kendisini cezmeder. Cezindi bir muzari haline dönüştürür. Şimdi yine ketebi fiilini kullanarak nehi hazır çekimini yapalım. Bu defa emri hazır gibi 3 adım, 4 adım, 5 adım söz konusu değil. Bir defa ketebe mazi yektubu muzari. Sen nehi hazır elde edeceksin. Hazır karşındaki kişi demek. Yani muzari fiilin evvela ikinci şahsına gelmen lazım. Yektubu, yektubar, yektubune, tektubu, tektubani, yektubune, tektubu. Evet. Yani muhatap kısımlar. Muhatap ve muhatabada cereyan eden bir fiil kısmı bu. Tıpkı emri hazırda olduğu gibi. Tektubu, la tektubu, cezme alameti alacak. Müfrette cezme alameti sükun. Ama muhatabanın müfredinde unutmayın nunun düşmesi. Tesnilerde yine nunların düşmesi. Cem-i müzekkerde nunun düşmesi. Cem-i müenneste ise nun düşmez. Niye düşmez? Nun burada faildir. Düşse zaten tek tubu diye kalır. Şurayla aynı olurdu yani. Nunu düşürürsen tek tub kalır. Burası da tek tub. Nunu düşürdüğünde yani bu müfret midir? Yoksa buranın cemisi midir? Bir karışıklık meydana gelecekti. İşte bu karışıklık meydana gelmesin diye bir de bu fail olduğundan silinmesi mümkün değildir. İrab alametini anladınız sanırım. Nunlar düşüyor. Burada hiçbir şey düşmüyor. Burada da bir şey düşmüyor. Sadece cezim getiriliyor. Yani hareket düşüyor. Onun yerine cezim işareti getiriliyor. Nerede cezim alameti nedir bilmeniz çok önemli. La tedhul iler beyti, eve girme. Kim girmesin? Ente, sen girme. Ente gizli zamir burada faildir. La nedir burada? Diyor ki la en nahiye, muzari fiilin başına gelir. Onu cezmeder, anlamını olumsuz kılar. Tedhul ente iler beyti. La tedhebu, aslında nedir? Tedhebune. Cezme alameti sondaki nunun düşmesidir. Çünkü cem-i müzekkerlerde nunun düşmesi cezme alametidir. Tesnilerde de öyledir. Bir de müfret mühennes muhatabada nunun düşmesi yine cezm alameti idi. Va burada fail oluyor. Elif, elif-i farika cemi olduğunu ifade etmek için gelmiştir. İlaha fecer el-hadigati onun mecruru. Bahçeye gitmeyin kimler? Sizler. Va fail. Harece fiili 5. kalıptandır. Harece pardon 1. kalıptandır. Harece yehrucu. Emr hazır ve nehy hazırının çekimi defterinize yazın öylese demiş. Harace, yehrucu, tehrucu, tehrucu, tehrucani, tehrucune. Emr hazırını bir elde etmeye çalışalım. Mesela, harace, yehrucu 5. baptan dedi. Ne demek istedi? Muzarisin anel fiili zammeli demek istedi. Harace, yehrucu. Sadece bunu demek istedi yani. Yahrucu. Yahrucu. Aynen fiili zammede olacak. Emri hazır elde edeceksen evvela ne yapman lazım? Müfret, müzeker, muhataba ulaşman lazım. O da nedir? Tehrucudur. Evet. Tehrucu. Tehrucuya geldiğimde arkadaşlar muzarat harfini sildiğimde geriye kalan ilk harf yani ha'nın cezimli olduğunu görüyorum. Başlamak, okumaya başlamak mümkün değil. Öyleyse elif getirmen lazım. Getirdim. Elife ne hareket verelim? Yahrucu 5. baptan ya. Muzarin aynı fiili zammeli yani. O zaman zammi olduğu gibi aktaracaksın. Uhrucu oldu. Emir hazırlar mezumdur. Yani sonucu harfi cezilemem gerekir. Uhrucu oldu. Elde ettim. Gerek kalan sadece çekim yapmak. Uhrucu, uhruca, uhrucu. Uhrici, uhruca, uhrucu ne? Bitti.
Emir hazır böyle. Başka ne vardı? Nehy hazır vardı. Ne geliyordu? Tehrucu değil mi? Harece, yehrucu, yehrucan, yehrucuna, tehrucu, tehrucan, yehrucuna, tehrucu geliyor. Müfet, müzeker, muhatabı yani. Tehrucu. Ne yapman lazım? Başına la getirdi. Ne yapacaksın? La tehrucu. Sonu cezmetti. La tehruca, la tehrucu, la tehruci, la tehruca, la tehrucune şeklinde onun da çekimini yaptım. İlk vahiy ayetleri olan Alak suresi ilk iki ayetinde ve Zuhur suresi 70. ayette bulunan emri hazırla tespit edin. İkra bir defa değil mi? Kara'e. Yekra'u, tekra'u, ikra gelir. Görüyorsunuz ikra nedir? Emri hazırdır. Mazisi neydi bunun? Kara'e. Hemen ona bakalım. Kara'e. Nasıl bir fiil oldu kara'e? Mehmuz bir fiil. Evet. Nasıl? Mehmuzun hakikası mehmuzullam. Kara'e. Muzaresi yekra'u. Yekra'u. Yani üçüncü baptan bir fiil. Bab 3. Muzarenanel fiili fetha. Yekra'u. Müfret müzeker muhatabını bul. Tekra'u gelir. Tekra'u. Tekra'u. Peki muzarat harfini sil. Tekra'u ya. Muzarat harfini sildiğinde geriye kalan ilk harf cezimli. Okumak mümkün değil. Hemze getireceğim. Getirdim. İkra'u oldu. İkra'u. Ne yapacaksın? Esre verdik. Neden? Çünkü aynen fiil fetalı olduğundan. Ne oldu? Hemze'ye esreye verdin. İkra'u diye duruyor ama emr hazırın sonu cezmedilmelidir. Cezmet ikra diye kaldı. Bu şekilde elde edilmiştir. Başka var mıydı? Yine ikra aynısı tekrar gelmiştir. Böyle. Başka ne demiş? Alak suresi ilk ayet. Okuduk tamam. Zuhruf 70'e bak demiş. Evet. Zuhruf 70. Şimdi bakıyorum. Hulu el cennete. Buradaki hemzeye ne hareke vermeliyim? Dehale yed hulu. Değil mi bu fiil? Dehale yed hulu. Yani birinci baptan bir fiildir bu. Birinci baptan demek aynen fiili zammeli bir muzari demek. Öyleyse hemzeyi ne yapman lazım? Zammelemen lazım. Udhulu el cennete. Udhulu. Dehale yedhulu. Telhulu. Udhulu. Evet, hemze zammeyi o yüzden verdik. Vav faildir. Elif, elifi farkadır. El cenneti onun mefuludur. Mensuptur. Nasıl alameti? Fethadır. Şeklinde irapta yapılabilir. Şimdi biz konuya devam edelim. Mâdâ tehtâcu. Ne ihtiyacın var? Kimin? Ente, senin. Ente, gizli zamir. Burada faildir. Merhaben. Merhaba. Ene Reyyan. Ben Reyyan adlı şahısım diyor. Ben Reyyan'ım. Ene müpteda, Reyyan haberdir. Ene Reyyanu. Ene ben fi kısmil luhumi. Luhum etler demektir. Süpermarketin kasap bölümündeyim. Fi kısmil luhum. Etler yani kasap. Kısmil luhum. Kasap bölümündeyim. Mine süpermarket. Süpermarketin kasap kısmındayım. Ehtacu, ben ihtiyaç duyuyorum, ihtiyacım var. İlel lahmi, ete. Öyle et ki el mefrumi, mefrum ete, yani kıymaya, kıyılmış ete. Ve el lahmil mukatti'i, ve kat edilmiş, yani kuş başına ihtiyacım var. Ve el lahmi, ve ete ihtiyacım var yine. Öyle et ki el ebyadı, beyaz. El-lahim mevsuf el-mefrum onun sıfatı. El-lahim mevsuf el-mukatti'i onun sıfatı. El-lahmi mevsuf el-ebyadı onun sıfatı arkadaşlar. Merhaben. Ene Muhammedun. Merhaba. Ben de Muhammed'im diyor. Ene müpteda, Muhammed onun haberi. Bir isim cümlesi yani. Ene ben. İndi el-huzariyyu. Yani indel-huzariyyi. Yanlış okudum. İndel-huzariyyi.
manavdayım diyor. Yani ben neredeyim? İnnel huzariyi manavdayım. Yani mübteda inne zarf. Değil mi? Zarf ve onun mecruru. Öyleyse bunlar nedir arkadaşlar? Şibh cümle olur burası. Haberdir. Ehtacu ene. Ben ihtiyaç diyorum. İhtiyacım var. Neye? İlel fulfuli. El fulful biber demek. El ahmer kırmızı demek. Öyleyse kırmızı bibere. İlel fulfuli el ahmeri. Kırmızı biber ihtiyacım var. Ve daha el besali. Soğana ihtiyacım var. Ve daha ne ihtiyacım var? El batatisi. Patatese ihtiyacım var. Ve el hıyari. Ve salatalığa. Ve et tamatimi. Ve domatese ihtiyacım var diyor. Bunlar istiyor. Eyne reyyanu. Reyyan nerede? Hi o reyyan. Bakın hüve demiyor. Hi diyor. Fi kısmil luhumi minel süpermarket. O süpermarketin kasap bölümündedir. Mada tahtacu reyyan. Mada ne tahtacu? İhtiyacı var reyyan. Reyyanın ne ihtiyacı var? Hi o tahtacu ihtiyaç duyuyor. Tahtacu ihtiyaç duyuyor. Hiye yine var burada ama. Dikkat edin. Buradaki hiye ne? Gizli zamir faildir buradaki. Buradaki hiye mübteda, tahtacu fiil. Bunu fail yapalım. Olmaz. Neden? Fail fiilden önce gelemez. Fiilden önce gelen ancak mübteda olur. Yani. Bu mübtedadır. Tahtacu'nun gizli zamiri hiye onun failidir. Fiil fail birlikte fiil cümlesi olup haberdir yani. Devam edelim. Hiye o reyyan tahtacu ihtiyaç duyuyor. Hiye o reyyan ile lahmil mefrumi kıymaya ve el lahmil mukatta'i ve kuşbaşı ete ve el lahmil ebyadı ve beyaz ete ihtiyaç duyuyor. Onlara ihtiyacı var. Hel Muhammedun yahtacu ila luhumi. Muhammed'in ete ihtiyacı var mı? Yahtacu hüve. Hüve de var burada. Gizli zamir faildir. La, hayır. Hüve o Muhammed adlı şahıs. Yahtacu hüve. İhtiyaç duyuyor. İlel hubari. Sebzeye. Mâdâ neye yahtacu ihtiyacı var Muhammedun Muhammed'in minel huzari sebzelerden. Hüve o yahtacu ihtiyaç duyuyor hüve o ilel fulfuli el ahmeri kırmızı bibere ve el basali ve soğana ve el batatisi ve patatese ve el hıyari ve hıyara yani salatala ve el tamatimi ve domatese ihtiyaç duyuyor. Sebzeleri tanıyalım demişler. El-Hubari. Sebzeler demek. Tamatim, domates. Melfuf, ahmer. Kırmızı lahana. Melfuf, lahana. Ahmer, kırmızı. Brokoli. Brokoli. Fulful, ahvar. Yeşil biber. Badincan, patlıcan, badincan, cezer, havuç demek. Futur var bir de, bu da mantar demek. Basal, besal soğan demek de, ahvar yeşil, yani yeşil soğan. Fulful ahmer, kırmızı biber. Zuratun, zura kelimesi mısır olsa gerek. Evet, mısırdı. Zuratun. Karambit, bir de karambit kelimemiz var. Karnı bahar oluyor o da. Tamatı domates idi. El fevakih yani meyveler. Ananas, ananas. Rumman, nar demektir. İncas, armut demektir. Dürrak ve huh, ikisi de aynı şey olmak üzere şeftali demektir. Hevah daha doğrusu burası. Hevek diye okudur. Hevek ve durrak. Durrak ve de hevek. İkisi de şeftali demektir. Kiraz, kiraz. Berkuk, berkuk. Berkuk erik demek. Portakal, portakal. Bizdeki portakal ile portakal aşağı yukarı aynı şey yani. Kivi yine aynı şey sayılır. Feravele. Feravel çilek demek. Tufah, elma demek. Mevz, yani muz.
İnebun, üzüm demek. Ananas, ananas demek. Bitti. Renkler. El-elvanu, renkler demektir. Renklerle alakalı da bir animasyon var yine YouTube'da. El-elvan, bunu kopyala olduğu gibi git YouTube'a yaz. Bakalım ne çıkıyor. Evet, diyor ki renklerin de eril ve dişili vardır. Ama eril kullanımı daha yaygındır. Ahmeru hamra'u, ne demek? Kırmızı. Portukaliyun, portakal rengi yani turuncu. Esferu safra'u, sarı. Dikkat ediyorsanız ahmeru diyorum, ahmerun demiyorum. Hamra'u, tek ötreyle okuyorum bunları. Ama portukaliyun bu çift ötre. Tek ötre okunur çünkü bunlar gayrimusariftir. Sarı demekti. Ehvaru hazra'u, yeşil. Ezraku zerka'u, mavi. Menefsec kelimesi ise mor manasına geliyor. Örneğin hakibetun hamra'u, kırmızı çanta. Hakibetun ahmeru demiyor. Hakibetun hamra'u diyor. Çünkü hakibe müennes olduğu için kendisine müennes olarak renk getirmen gerekir. Bu yüzden hamra gelmiştir. Kamisun ezrak. Kamis gömlek demek. Kamisun ezraku. Kamisun zerka'u demiyor. Niye? Kamis müzekker olduğu için getireceği renk de müzekker olmalı. Demek ki renklerin müzekker müennes kullanımı da önemlidir. Peki buralardaki müenneslik alameti neydi yani? Hamra'u. Müenneslik alameti nedir? Elif-i memdudedir. Sondaki şu iki elif. Dik elif ve kırık hemze, bunlar nedir? Müenneslik alametidir. Müenneslik alameti yalnızca yuvarlak ta değildir. Bunlara elif-i memdude adı veriliyor. Yani uzatan elif, uzatılmış elif. Hazra'u, zerka'u, bunlar hep müenneslik alameti oluyor. Fustan, fustan elbise demek. Benefseciyyud, mor elbise. Kalemun esved, siyah kalem. Verdetun beyva'u, beyaz gül. Verde, beyva, beyaz gül. Kumaşun ebyav, beyaz kumaş. Siyaratun sevda'u, siyah araba. Fuful ehvar, yeşil biber. Bir okuma parçasına geldik. Kıraetün okuma, sadiqi, arkadaşım. El gali heysem, değerli arkadaşım Heysem. Okuma parçasının adı bu. Tahiyyeten dayyibeten, tahiyyeten selam. Öyle selam ki dayyibeten, güzel, hoş. Eb'isu, ben gönderiyorum ha onu ileyke sana, min Ankara'te, Ankara'dan. Ankara'dan sana güzel selamlar gönderiyorum. Ankara'dan bedel asime, min Ankara'te asimeti. Evet. Ankara kelimesi gayrimusarif olduğu için cer alameti olarak feta verdi kendisine. Ankara'te dedim. Ama an itibariyle kendisi mecrur yani. Kendisine bedel yapacağım için bedelin de mecrur olması gerekir. Asimetil Cumhuriyeti Türkiye'ti. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'dan sana gönderiyorum. Ne gönderiyorum? Güzel selamlar. Hoş selamlar gönderiyorum. Ektubu, ben yazıyorum. Demek ki tahiyyatü ne demek? Selam demek. Ettehiyyatü, selamlar demek. Tahiyyatü müfred, tahiyyatun cemidir. Ettehiyyatü da cemidir. Eliflam eklemiş, marife halidir. Ama orada Allah lafzı için kullanıldığından farklı manalara geliyor olabilir. Ektubu, ben yazıyorum. Hâdihi risalete, bu mektubu bi şevkin kebirin, büyük bir özlemle yazıyorum. İleyke sana, şevk özlem demek. İleyke sana. Ve ila, ve daha neye özlemle? İla eyyamina fi Lübnan, Lübnan'daki günlerimize. Ve sana olan özlemim ile, ve sana olan büyük özlemle yazıyorum. Keyfe nasıl haluke halin, yani nasılsın? Ve keyfe halu usratike el kerimete.
Değerli aile nasıl? Sen ve değerli aile. El kerime değerli. Usratun aile demek. Usratike senin ailen. El kerimete senin değerli ailen nasıl? Ba'de teharruci min saneviyeti. Ba'de sonra. Et teharruci min saneviye. Saneviye lise demek. Liseden çıktıktan sonra. Yani liseden mezun olduktan sonra. Bahestu ben araştırdım. Aradım anke seni tıval şehrin bir ay boyunca, tıval boyunca demek. Fi külli mekanin her yerde aradım. Fi Beyrut, Beyrut'taki her yerde seni aradım. Velakin fakat, velakin lil esefi ma vecettüke. Esef maalesef demek. Ma vecettu ben bulamadım ke seni. Buraya kadar olan yeri bir incelemek gerekirse mesela neler görebiliriz? Şöyle kolayca görebileceğim şeyler nelerdir? Mesela şuradan başlayalım. Ektubu, ketebe, yektubu, ektubu, ben yazıyorum. Muzari fiil, birinci şahıs, ene, gizli zamir, fail olur. Hadihi isim işaretimiz. Hadihi, burada meful konumunda olduğundan er risalete, onun müşarun ileyhi de mensup olacak. Yani ikisi de mensuptur. Hadihi mevni olduğu için mahallen mensup, er risalete ise lafzan mensuptur. Yani er risalete niye fetayla bitti? Çünkü hadihi mensuptur. Bi şevkin, ba harfi cer, cer etmiş. Kebirin, şevk kelimesinin sıfatı. Demek ki şevk mensuptur. Zaten dört yönden uyum içerisinde olduğunu fark edebilirsiniz. İla harfi cer, ke mecruru. Ama ke harftir, harfler de mevnidir. Nasıl harf bu? Zamir yani. Zamirler mevnidir. Öyleyse mahallen yapılacak. Mahallen ne olsun? Merfu olabilir mi? Olamaz. Başında harfi cer olduğu için mahallen mecrur olabilir. İlah harfi cer, eyyam, eyyam, yevmu, yevman, eyyam. Cemi mükesser, gayra akıl. Günler demek. Müfredi yevmün. Celalamet esredir. Aynı zamanda eyyam bir zamirle bitmiştir. Zaten zamir bir isimle bitişirse orada kesinlikle izafet. Yani muzaf, muzafın ile ilişkisi olur demiştik. Buna göre eyyam muzaftır, na ise muzafın ilehtir. Na zamir olduğu için mevnidir, mevniler mahallen ilaf alır. Öyleyse mahallen mecrurdur. Fi harfi cer Lübnan onun mecruru. Keyfe haluke, hal ve ke kelimeleri bitişmiş. Halu ke, ke zamirdir. Birisinin bitiştiğine göre kesinlikle burada muzaf, muzafın ileh ilişkisi vardır. Hal muzaf, ke muzafın ileh olur. Mevnidir, mahallen mecrur olur bu yüzden. Keyfe halu usratike, halu muzaftır. Usrati onun muzafı ileyhi mecrur celalameti esre. Usrati kelimesi ke ile bitişmiş tekrardan. Yani madem ki bir zamir bir isimle bitişti orada kesinlikle muzaf muzafın ileyhi ilişkisi olur. Ve o zamir kesinlikle muzafın ileyhtir. O zaman muzafın ileyhtir yani. Evet çözümü bu işin. El kerimete demiş. Aslında kerimete diyemez değil mi? Kerime ti olacak. Ben yanlış okudum. El kerime ti. Neden? Ailen değerli. Ailen burada mecrur olduğundan bu da mecrur olacak. Çünkü usta kelimesi burada mevsuf. El kerime onun sıfatıdır. Hocam bakıyorum el kerime elif lamı yani marife. Yani ustrat nasıl mevsuf olsun? Bu nekre. Nekre değil bu da marife. Neden marife? Nasıl marife? Çünkü zamire muzaf olan kelimeler de marifedirler. Usratun buna göre marifedir. Çünkü ke zamirdir. Zamirlerin hepsi nedir? Marifedir. Marifeye muzaf olan da marife olur. Bu bir kaide. Marifeye muzaf olan kelimeler her ne kadar nekre görünümlü olsalar da aslında marifedirler. Bu bir kaide. Evet. Madem ki usra kelimesi bir zamire, bir marifeye muzaf olmuş, öyleyse usra da marifedir. Ve mevsuftur. El kelimenin sıfatı. Usrati madem mecrur sıfatında el kerime ti mecrur olacak. Bakın bu incelemeyi yapmasam az önce el kerime te diye okudum. Ben de ilk defa okuyorum burayı yani. Okuyup okuyup gidiyoruz. Dikkat kesildiğimizde okuyuş hataları olduğunun farkına varabiliyoruz. Şuraya kadar incelemeyi yapalım. Ba'de zarf ve muzaftır. Ettiharruci onur muzafın ilehidir. Min harficer esaneviyeti onun mecruru. Bahastu bahasa fiildir. Bahastu tu burada fail olur yani.
Bahastu bahasna mazi fiil to fail. Anke an harfi cer ke mecruru zamirdir. Öyleyse mahallen mecrur. Divale şehrin. Tıval muzaf şehrin muzafır ilehi fi harfi cer külli. Onun mecruru kül aynı zamanda muzaftır. Mekanin onun muzafır ilehi olur. Fi harfi cer beyot mecruru. Lakin lil esefi ma vecedtu ke vecede fiil to fail ke burada mef'ul bih olmaktadır. Öyleyse mensuptur. Nasıl mensup? Nasb alameti ne? Nasb alameti yok çünkü mebnidir. Öyleyse mahallen mensuptur deriz. Dehettu ben gittim. Dehebe fiil tu fail. Nereye gittim? İlâ menzilike senin evine. Menzil ev demektir. İlâ menzilike senin evine gittim. Ve daraktu ve ben vurdum. Daraka mazi fiil tu fail. Ben vurdum. Neye vurdum? Bâbeke senin kapına vurdum. Bâbe burada mef'uldür, mensuptur, nasb alameti fethadır. Aynı zamanda muzaftır, ke muzafun ileyhtir. Bu yüzden ne yapıyoruz? Muzaf muzafun ileyh olduğu için senin kapına vurdum. Velakin fakat ma fetaha açmadı ahadun hiçbir kimse. El bâbe kapıyı bakın. Ma fetaha mazi fiil başına olumsuzluk mahsı gelmiş. Ma fetaha açmadı ahadun hiçbir kimse. El bâbe kapıyı. Seeltu, se'ele. Nedir? Se'ele, yes'elu. Se'ele. Mehmuzul ayn. Fiildir, mazidir. Tu fail. Ben sordum. Ciraneke. Senin komşularına. Ciran burada hem meful, hem mensup, hem de muzaftır. Ke muzafülü. Ciraneke. Senin komşularına sordum. Se ardından, bu sorumun ardından. Galu. Onlar dediler ki. Var burada fail. Elif elifi farka yine. Kime dediler? Li bana. Lam hafijel yandaki ya. Onun mütekellim yağımız. Muzaf, mecrur kelimemiz yani. Li bana yönelik. Dediler ki hum. Onlar la ya'rifuna. Bilmiyorlar. Eyle nerede ente sen. Senin nerede olduğunu bilmediklerini söylediler. Ve sudfeten. Tesadüfen. Ra'itu ben gördüm. Ra'afi tu fail. Kabli yevmeyn. İki gün önce gördüm. Yevmun yevman yevmeyni. Tesniye cerhali. Kimi gördüm peki? Zemila. Zemilena. Zemilena. Arkadaşımızı. Öyle arkadaş ki. El müşterike. Müşterik arkadaşı. Müşterek arkadaşımızı. Yani ortak arkadaş. İkimizin de tanıdığı birisi. Ondan da maksat Yusuf. Yusuf'u gördüm yani. İkimizin ortak arkadaşı olan Yusuf'u iki gün önce tesadüfen gördüm. Nerede gördüm? Fi ahadi şevari'i Ankara'te. Ankara'nın caddelerinin birinde gördüm. Fi harfi cer. Ahadi onun mecruru. Ahad aynı zamanda musaf. Şevari'i onun muzafun ileyhi. Şevari'i aynı zamanda muzaf. Ankara onun muzafun ileyhi. Bir kelime hem muzaf hem muzafın ileyh olduğuna göre o da burada şevari oluyor. Burada ne var? Zincirleme isim tamlaması vardır. Ve sa'iddu, sa'ed fiil burada vav atıf harfimiz. Ve atıf değil de işte iptida vav da diyebiliriz. Ve sa'iddu, ben mutlu oldum. Sa'ed fiil tu fail, mutlu oldum cidden gerçekten. Yani çok mutlu oldum. Neden dolayı? Bi likaihi. Onunla karşılaşmamdan ötürü. Nerede? Fi Ankara'te. Ankara'da. Fi harfecer ama Ankara gayrimustarif olduğundan Ankara'te diyorum. Dikkat edin. Bilikahi. Ba burada sebebiye. Bilikahi. Onunla karşılaşmam sebebiyle. Sevindim. Kânet idi hiye. Bu durum müfaceeten. Bir sürpriz idi. Sürpriz hem de kebiraten. Büyük bir sürpriz idi. Bin nisbeti ileyye. Bana nispeten, yani bana, benim için büyük bir sürprizdi bu. Ve se'eltu ve ben sordum hu ona anke senden sordum. Ben senin nerede olduğunu sordum. Hel hüve ya'rifu. Hel hüve o mu ya'rifu, biliyor mu yani. O biliyor mu diye sordum. Eyne ente. Sen neredesin diye. Em yoksa la ya'rifu hüve. O bilmiyor mu. O biliyor mu bilmiyor mu diye sordum. Ardından kale dedi li bana ente sen raca'te. Raca'te sen dönmüşsün. İlâ biladike es-suudiye. İlâ biladike ülkene. Ülkenden maksat es-suudiye. Suudi yani Suudi Arabistan'a döndüğünü.
bedet mi diyor? Ve bedete. Ve sen başlamışsın el amele, işe, çalışmaya. Fir riyadı, Riyad'da çalışmaya başladığını söyledi. Riyad burada özel isim, bir şehir. Ve la turidu, la turidu, sen istemiyor musun? El adete, dönmek, ila Lübnan, Lübnan'a dönmek istemediğini de aktardı. Ve tüfekkiru, ve sen düşünüyor musun? Fiddihabi, gitmeyi, ilel vilayatil müttehideti el emrikiye, Amerika'ya gitmeyi düşündüğünü ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'ne, el müttehid, gitmeyi düşündüğünü söyledi. Ve ahadetu, ve ben aldım. Ahadefitu fail minhu, ondan aldım. Ne aldım? Unvaneke, adresini aldım. Ve ektubu, ve yazıyorum. İleyke, sana. Böylece sana yazıyorum diyor. Ba'de teharruci mine saneviyeti, liseden çıktıktan sonra, yani mezun olduktan sonra. Ene ben ma bekitu, ma bekitu, kalmadım fi Lübnan, Lübnan'da. Müddeten davileten, uzun bir süre kalmadım. Bel aksine, ba'de şehrin, bir ay sonra, ve nisfin, ve yarım, ve nisfi şehrin, ve yarım ay sonra, yani bir buçuk ay sonra, raca'tu, ben döndüm, ila Mısır'a, Mısır'a döndüm. Ve dehaltu, ve ben girdim, fi külliyetil hukuki, hukuk külliyesine, fakültesine girdim. Fi camiatil kahire, Kahire Üniversitesi'nde hukuk fakültesine girdim. Orada okumaya başladım. Necahtu, başardım, kazandım. Fil imtihanati, imtihanlarda başarılı oldum. En nihaiyeti, nihai sınavlarda. Yani dönem sonu sınavlarda, nihayet o demek. Ve eteytü, ve ben gittim. İlâ Ankara'te, Ankara'ya gittim. Likadâil utleti, yaz tatilini geçirmek için. Es-sayfiyyeti, utle tatil demek. Es-sayfiyye, yaz demek. Yaz tatilini geçirmek için. İnde ammeti, halamın yanına gittim. Ene ben fil hakikati, gerçekten de lem eş'ur, hissetmedim. Bil gurbeti fi Türkiye, Türkiye'de gurbet hissetmedim. Yani yabancılık hissetmedim. Tercümeye baktığımızda lem eş'ura, hissetmiyorum diye yazmış. Ama lem eş'ur, hissetmedim demektir. Yani ma eş'uru dememiş burada. Ma eş'uru deseydi hissetmiyorum diye çevirirdi. Lem olduğu için hissetmedim denir. Adatuna, adetlerimiz. Ve tekaliduna, ve geleneklerimiz nedir? Müşteriketun, ortaktır. Adat burada mübteda, müşterik kelimesi ise haber olur. Ene ben ensahuke, sana tavsiye ediyorum. Bibdihabi, gitmeyi, ila Türkiye, Türkiye'ye gitmeyi sana öneriyorum, tavsiye ediyorum. La tedheb, sakın gitme. Ente, sen. Burası ne oldu? Nehi hazır, yasaklıyor. Nereye gitme? İle vilayatil müttehideti el amerikiyye, Amerika Birleşik Devletleri'ne gitme. İdheb, sen git. Ente fail, emir hazır burası. İmma ya iler kahireti, ya Kahire'ye git. Ve imma ya da ila İstanbul, İstanbul'a git. Lidirasetil camiiyyeti, üniversite eğitimi için. Lidirasetil, buradaki lam için demek. Ene ben ba'di şehrin, bir ay sonra, erci'u, döneceğim, ilel kahireti, Kahire'ye. Min fevlike, lütfen uktub, yaz. Ente, sen. Emir hazır burası yine. İleyye, bana. Bir şeklin davilin, uzunca yaz. Ve la tettub, isteme minni, benden. Et tesamuh, tesamuh isteme. Tetlub, ente et tesamuha fi hadel mevzu'i, müsamaha bekleme benden. Tolerans yani. Ma'a halisi tahiyyeti vel muhabbeti. Halis yani işten samimi selamlar ve muhabbetimle. Selam ve sevgimle. Sadiguke, gönderen kimdir yani? Sadiguke, senin arkadaşın. Ammar ed-derviş. Böylece okuma parçası bitti arkadaşlar. Birkaç tane emir hazır, birkaç tane de nehi hazır gördük.
fiillerde olumsuzluk cezm alameti sükun şeklinde görmüş olduk. Arapçada meyve ve sebze adlandırmalarını kendi dilinizle bildiğiniz diğer dillerdeki isimlerle karşılaştırın. Evet, okuyamadım. Evet, devamında tedribat alıştırmalar. Burada anlatılmış. Parantez içinde verilen fiili hem ma hem de lem ile kullanmak suretiyle anlamlı bir cümle oluşturacak şekilde doldurunuz. Tedribatı alıştırmalar. Aşağıdaki boşlukları parantez içinde verilen fiili hem ma hem de lem ile kullanmak suretiyle anlamlı bir cümle oluşturacak şekilde dolduruz. Ma ile lem getirmek yetmez, anlamlı bir cümle olması da gerekiyor. Şimdi el müderrisune ardından celese fiili gelmiş. El müderrisune cimidir. Ne yapacaksın? Fiili de cimi yapacaksın. Böyle bir durum var. Müzekkerdir. Müzekker yapacaksın. Gaiptir. Gaip yapacaksın. Et-talibatu cimi müennes salimdir. Fiili de cimi müennes salime uygun hale getireceksin. Müdirane, dördüncü şık, tesniyedir. Öyleyse fiili de tesniye yapacaksın. Müzekkerdir, müzekker yapacaksın. Gaiptir, gaip yapacaksın. Eğer racülü müfrettir, nazara da zaten müfrettir. Şimdi bunların yapılmış halinden ekstra açıklamalar yapmaya çalışarak inceleyelim. Ne yapacağız? Evvela ma ve lem kullanacağız demiş. Burada ma ile olan hali yazılmış. El müderrisune ma celesu fiili cemi yaptı. Şimdi el müderrisune burada arkadaşlar mübteda olur. Celesu ise fiildir tabi. Celese, celesa, celesu cemi müzeker gaiptir. Vav faildir. Elif, elifi farika. Geçmiştir biraz önce. Ma ise ma-i nafi, olumsuzluk ifade etmek için buraya gelmiştir. Celese fiilimizin mazi olduğunu görüyoruz. Bu yüzden arkadaşlar başına mazinin lem gelir mi gelmez. Lem muzayren başına gelir. Mesela şurada hemen burada lem ile yapılmışları var. Görüyorsunuz. Lem ile yapıldığı zaman o celese fiili burada celesu olarak cemi gelmiş. Muzari halini almıştır. Burada ketebtu mazi idi. Burada ne olmuş? Ektub olmuş. Yani muzariye dönmüş. Çünkü lem ile kullanacaksan muzari olması gerekir. Ma varsa o zaman mazinin başına geliyor. Buna göre şimdi el müderrisune ben cemiyi gördüm ya, fiilde ne yapmış hemen cemiye çevirmişiz. Gerekçe ne? Çünkü mübteda cemi ise haberde cemi olur. El müderrisune öğretmenler, celese oturdu, hüve o öğretmenler olur mu? Olmaz. Çünkü celeseye uygun zamir hüvedir. Hüve de o demektir, müfrettir. Senin buradaki kelimen ise cemidir. Ve zamiri o, öğretmenler olmaz. O öğretmen olur. Müfret olsaydı bu da müfret. Tamam, doğru. Burası cemi olduğu için burayı da cemi yapmamız gerekiyor. Bu yüzden celesu oldu. Ma el müderrisun öğretmenler ma celesu onlar oturmadı. Fil hadigati bahçede. Şimdi burada ene zamiri demiş. Ene'ye uyumlu hale getireceğiz buradaki fiili. Ne yapmamız lazım? Ene kalıbı nedir? Ketebtu. Bir de ma getir. Ma ketebtu. Ene ma ketebtu. Ben yazmadım. Risaleten bir mektup. İla sadiqi arkadaşıma. Fil iraki. Irak'taki arkadaşıma ben bir mektup yazmadım diyor. Şimdi ene'den sonra mesela ketebe getirsem. Olduğu gibi yazsam ne olurdu? Ene ben. Ketebe yazdı. Hüve o. Ben yazdım o. Ben o yazdım. Olur mu? Hani ben kendim yazdım diyeceksin. Bu yüzden ene ketebtu diyoruz. Çünkü ketebtu kalıbı ene ile aynı yerdir değil mi? Mütekellim ve müfrettir. Bu yüzden ne yapıyoruz? Sağdaki kelimeye uyumlu hale getiriyoruz buradaki fiilleri. Üçe bakalım mesela. Et-talibatu ma fihimne ederse. Et-talibatu kız öğrenciler. Ma fihimne. Onlar fehmetmediler. Yani anlamadılar. Neyi? Ederse derse onlar anlamadılar. Burada ene mübteda idi. Ma ketebtu ketebe fiil tu fail birlikte fiil cümlesi olup enenin haberi olur.
Bununla birlikte ketebe fiil tu faildir, isare mef'ul oluyordu. Ebbari batu mübtedadır. Fehim ne fiildir. Nun faildir. Ebderse mefuru bih mensup nasıl alameti fetha. Ebbari batu mübteda. Raf alameti zamme görüyorsunuz. Fehim ne fiil fel birlikte fiil cümlesi olup mübtedan haber oluyor. Buradaki konum et-talibatu cem-i müennes kalıp olduğu için fiili de cem-i müennes kalıba dönüştürdük. Fehimne bu yüzden oldu. Burayı fehimet yapsan hiye fail olurdu. Hiye o kadın demektir. Burada ise o kadın değil o kadınlar yani kelime cem-i. Bu yüzden bu kalıba geldi. Neden bu kalıp kullanıldığını ifade etmeye çalışıyorum. Şimdi soruya baktığımızda dörde el-müdiran iki tane müdür tesniye bir kelime. Vehebi olur mu? Olmaz. Ne yapacaksın? Vehebâ yapacaksın. El-müdîrâ tâni olsaydı, tesni ve müennes olsaydı vehebe, vehebâ, vehebû, vehebet, vehebetâ olurdu bu da. Yani arkadaşlar fiili sağdaki kerime yani mübtedaya uyumlu hale getiriyoruz. Hangi yönlerden? Müfret tesni cemî bakımından uyumlu olacak. Müzekker müennes bakımından uyumlu olacak. O hale getirmeye çalışıyoruz. Bu tür noktalı sorular çok çıkar ve buna dikkat etmeniz gerekir. Şimdi bu yüzden el-müdîrâne tesniye ve müzeker olduğundan fiili de tesniye ve müzeker getirmişler. Mazidir bu. El-müdîrân iki tane erkek müdür ma behebâ onlar gelmediler. İlel mü'temeri mü'temere gelmediler. Yani konferansa gelmediler. Beşte el-racülü adam ma nezara. Şimdi el-racül müfret müzeker gayiptir. Nazara da yani parantez arasındaki kelime de zaten müfret müzeker gayiptir. Bu yüzden bir işlem yapılmaz. Sadece ma getirirsin biter iş. Er racülü adam ma nazara. Bakmadı hüve o adam o kişi iler kitabı kitaba emamehu o kitap ki emamehu önündeki kitaba bakmadı diyor. Önünde olan kitaba bakmadı. Er racülü mübteda nazara fiil hüve fail birlikte fiil cümlesi olup yani nazara artı hüve birlikte fiil cümlesi olup er racülü mübtedasının haberi olur. Ma olumsuzluk. Şimdi bunları lemle kullanalım diyor. Lemle kullanacaksa evvela fiilin muzariye dönüşmesi gerekir. Celese yecilisu halini alacak. Bir de cemi olacak, müzeker olacak, gayip olacak. O özellikler tutacak yine. El müderrisun erkek öğretmenler lem yecilisu oturmadılar. Mana değişmeyecek ama mana aynı. Neden? Lemle kullanıldığı için. Muzari'nin başına lem geldiğinde adeta o mazidir. Başında da ma vardır. O mana veriliyor değil mi? Olumsuz mazi manası elde ediliyor. El müderrisune erkek öğretmenler lem meclisu oturmadılar fil hadikati bahçede. Ene lem ektubu. Ne yapıyor? Lem bir de cezmediyor. Yeclisu aslında yeclisu ne? Sonunda nun vardı. Ama lem ne yaptı? Cezm alameti olarak kendisindeki nunu sildi. Çünkü sonunda nunla biten muzari, yani sonunda nun olan muzariler, cem-i müennesler hariç, sonunda nunla biten muzarilerin cezm alameti sonundaki nunun silinmesi idi. Ene lem ektubu, cezm alameti sükundur. Ene ben lem ektubu yazmadım, risaleten bir mektup. Mana aynı kolbekiyle, manaları tekrar verme gerek yok. Et talibatı lem yefhemne, fehime yefhemden lem yefhemne. Cem-i müennes olduğu için kendisindeki nun düşmez. Cezm alameti göz ile görülmez. Lem yedheba aslında yedhebani. Sonunda nun vardı ama düştü cezm alameti olarak. Böyle bir durum oldu. Mazide ise veheba, vehebani değildi zaten. Mazinin tesniyesinde sonunda nun olmaz zaten. Estireli bir nun tesniye nunu yani olmaz. Muzaride olur. Muzaridekinde lem düşürmüştür. El racülü lem yenzur, nazara yenzuru, lem yenzur cezm alameti ra harfindeki sükundur. Peki, başka bir soru var. Parantez içinde verilen fiilin uygun, olumsuz muzari biçimiyle anlamlı bir cümle oluşturacak şekilde doldurunuz. Olumsuzluk edatı olarak la'yı tercih ediniz bu defa diyor. Sadikati la tektubu. Şimdi la ne yapıyor arkadaşlar? İyaratta bir değişiklik meydana getirmiyor. Ketebe, yektubu, tektubu, la tektubu. La ne yaptı? Tektubu gibi. Yani sonunda bir cezm işareti oluşturmadı. La yeşerabune. La harfi sondaki nunu düşürmedi cemide. La ya'melani tesniyede düşürmedi. Yani la ne yapıyordu? Muzahirin irabında hiçbir değişiklik yapmıyordu. Yukarıda bunu
Zaten söylemiştik. Bu durumda ne yapılıyor? Sadigati la yektubu ettullabu. Şimdi yektubu arkadaşlar nasıl bir değişikliğe uğramış? Tek tubu haline almıştır. Neden yektubu'yu tek tubu diye çevirdiler? Ne dedik? Noktalı sorularda sağ taraftaki kelimeye uyum. Burada önemli nokta o. Şimdi sadigati kelimesi sadigatundur yani. Sonunda bir de ya diye bir kelime var. Sadigatun nedir? Müfret ve müennestir. Kız arkadaşım demektir. Müfret ve müennes olduğundan şiirde müfret ve müennes yapman gerekir. Ettullabu cemi mükesserdir. Ve müzekkerdir. O zaman yeşrabu ne yapacaksın? Burada olduğu gibi cemi müzekker haline alacaksın. Yeşrabuna. El amilani tesniye müzekker. O zaman ya'melani. Yani şuradaki ya'melü'yü de tesniye yapacaksın. El müderrisatu cemi ve müennes olduğundan fiili de yeclisine cemi ve müennes yapmışlar. Er racülü müfret ve müzekker olduğundan fiili de müfret ve müzekker olarak yedhebu şeklinde getirebilirsin. Tabi baştan her birinin la'yı ekleyeceksin, o zaten var. Gerekçe bu yani. Neden bu hallere geldi fiiller? Sadigatı benim kız arkadaşım la tektubu yazmaz. Hiye o kız arkadaşım ne yazmaz? Risaleten bir mektup ileyye bana. Diğerleri de aynı şekilde diyebiliriz. Üçüncü alıştırmaya bakalım. Fihme fiili dördüncü kalıptandır. Ne demek bu? Muzarisi yef hemu. Yani muzarisi aynel fiili fethalı gelir demektir. Altı kalıbı, altı babı ezberlemiştik daha önceki ünitelerde. Emri hazırını bularak çekimini ilgili ayrık özne zamiriyle birlikte yapınız. Emri hazırını nasıl bulursun? Burada anlatılmış gerçi. Fehime yefhemu. Ne yapacaksın? Evvela yefhemu yani muzari'nin müfret, müzekker, muhatap kısmını bulman lazım. O da nedir? Ye'yi T'ye çevireceksin. Yefhemu yerine tefhemu. Ye'yi sil yerine T yaz. Yani alttaki iki noktayı üste taşı demektir. Bir mazi fiil verilirse, emri hazırı nedir denilirse muzarisini bilmen gerekiyor. Bilmek için daha önceden onu görmüş, duymuş olman lazım. Veya sözlüğe bakman lazım. Bir alternatif yok. Muhtemelen size hangi kalıptan olduğu söylenir zaten. Mesela der ki fehime dördüncü kalıptandır. Öyleyse emri hazırı ne gelir? Dördüncü kalıptan olduğuna göre muzarisinin aynel fiili fethalı demek istiyor. Dolayısıyla yefhemu diye direkt yazarım. Ye'yi de T'ye çevirir. Yani alttaki noktaları üste yazarsam müfret, müzekker, muhatap kısmını bulmuş olurum. Ardından ne yapman gerekir? İşte yazılmış tefhemu. Muzarat harfini silersin. İlk harfin sakin olduğunu görüyorsun burada olduğu gibi. Madem ki öyle, öyleyse bir hemzeye ihtiyaç duyarım. Hemzeyi çizerim. Peki hemzeye ne hareke vermeliyim? Aynel fiili neydi? Fethaydı. Hala fetha zaten değişmiyor. Öyleyse hemzeye estire vermem gerekir. Verdim. İfhemu oldu. Sonunu cezmetmem lazım. Yani zammeyi silip yerine sükun işareti koymam gerekiyor. Bu şekilde ifhem elde edilir. Ardından çekim yapılır. İfhem, ifhema, ifhemu, ifhemi, ifhema, ifhemle. İfham var mesela. O başka. Şimdi ifhem arkadaşlar nedir? Yani fehime, yefhemu sahih ve salim bir fiildir. Sahih salim fiillerin tamamının çekimi böyledir. Yani fehime, yefhemu öğrendim de atıyorum dehale yedhulu hemen aşağıda verilmiş zaten. Dehale yedhulu'nun çekimi nasıl acaba? Ben onu görmedim. Veya semi'e yesme'u kefera yekfuru. Görmene gerek yok ki. Artık sahih ve salimse bir fiil çekiminin böyle olduğunu biliyorsun. Böyle derken neyi kastediyorum? Çekimi böyle demek ne demek hocam? Şu demek, bir defa baştaki hemzenin harekesi muzari'nin aynı fiilin harekesine bağlı. Yani bu esre de olabilir, zamme de olabilir, ötre yani olabilir. Fetha ise olmaz. O altı baptan elde edeceğimiz emri hazırların hemzesi fetha olmaz. Altı babın dışındaki bir kalıptan emri hazır elde edersen o fetha olabilir. Ama o kalıpları henüz kitap işlemedi. İşlemediği için onlardan soramaz. İşlemediği bir konudan size soru çıkmaz. Demek ki emri hazırın hemzesi ya esre ya zamme olacak. Bunu unutmuyoruz. O da neye bağlıymış? Muzari'nin aynen fiiline bağlı. Ya muzari'yi burada olduğu gibi fehime yefhemü diye verirler. Emri hazırı hangi şıkta doğru verilmiştir? A, B, C, D, E hepsinde farklı kelimeler. Hangisi acaba?
Veya öyle yapmaz, der ki işte emri hazırı ifhem diye geldiğine göre şey mi hangi babtandır? Bu da farklı bir tarz. Yani işte bağlantılı şey. Demek ki muzarisin aynı fiili fetha veya esre ki hemzesine esre verdik. Öyleyse şıklarda da ne yazması gerekir? Aynı fiili este veya fetha diye ikisini de belirten bir seçenek olması gerekir. Bunların birbiriyle ilişkili olduğunu biliyorsunuz. Bu bağlamda arkadaşlar şimdi diğer fiilin çekimine geçiyoruz. Geçmeden de şunu da belirtelim. Buradaki zamirler neyi gösteriyor? Yani ente kalıbı ne demektir? Müfrit, müzekker, muhatap, ikinci şahıs erkek yani. Sen anla derken bir erkeğe hitaben. Ente zaten. Enti olsa bir kadına hitaben sen anla demiş olursun. Bir erkeğe anla bunu anla dersen ifhem dersin. Bir kadına bunu anla, bu konuyu anla, bu işi çöz artık gibi bir şey diyeceksen ifhemi diyeceksin. İfhem diyemezsin. Enti ifhemi. Buradaki enti aslında ifhemi fiilinin gizli zamiri olmaktadır. Açıkça böyle yazmazlar genelde. Gizli zamirdir o, faildir. Entuma ifhema, erkek için ifhema, kadın için de ifhema. Tesniye burası. İfhemani, ifhemani. Sonunda nun var mı? Sonunda nun yok. Çünkü emre hazırın tesniyesinin sonunda nun olmaz. Cemi müzekkere geldiğinde ifhemu ne gibi sonunda vav olmaz. Ama ifhemle cemi müennesinde daima nun vardır. Tıpkı muzarinin cemi müennesinde nun olduğu gibi emri hazırın da yine nun oluyor. Şimdi dehale fiili. Dehale diyor birinci kalıptandır. Ne demek? Muzarisin aynen fiili zammelidir. Yani yedhulu, hulu. Ha harfinde zamme olacağını ifade etmiş oldu. Dehale yedhulu. Öyleyse ne yapacaksın arkadaşlar? Evvela bunun müfett müzekker muhatabını bulman lazım. Emri hazır elde etmek için. O da nedir? Yedhulunun y'sini t'ye çevirmektir. Şurada olduğu gibi tedhulu. Muzarat harfini sildim. Geriye ilk harfin sakin olarak başladığını gördüm. Öyleyse hemze getirmem gerekir. Getirdim. Ne hareke verelim buna? Aynı fiiline bağlı. Aynı fiilin zammeli. Öyleyse zammeyi olduğu gibi aktar. Udhulu oldu. Sonunu cezmet. Yani lamdaki ötreyi sil yerine cezim koy. Sükun işte artık. Udhul olmuş oldu. Udhul, udhula, udhulu, udhili, udhula, udhulne. Yukarıdakinden ne farkı var? Kalıpları farklı değil mi? Bu birinci kalıptan. Yukarıdaki bizim Feyme ise dördüncü kalıptan. Bu ne? Hangi kalıptan olursa olsun, ilk altı kalıp için konuşuyorum. Hangi kalıptan olursa olsun sadece ne değişir? Hemze vereceğin hareke ona göre değişir. Burada işte ifhem yani hemze esteyken burada udhul hemze nedir? Zammedir. Burada ifhemde çekim yaparken ifhem ifhema diye çekim yaparken yani aynel fiili fethalı iken udhul udhula yani aynel fiili zammelidir. Tek farklar bunlar. O nedir? Kalıba göre değişiyor. Demek ki emri hazır arkadaşlar ilk 6 bab için konuşuyorum. Zaten sadece onları işledik. Hangi kalıptan olursa olsun eğer fiil sahih ve salimse hem sahih hem de salimse bu durumda ne olur arkadaşlar? Emri hazırın harekesi aynı fiiline bağlı olarak değişebilir. Bir de aynı fiilin harekesi zaten kalıbına göre değişiyor. Bunun dışında bir değişiklik yok. İfhem, udhul farklılıklar ne? İlk harf ile üçüncü harfin hareketlerinde farklılık var değil mi? Başka bir farklılık yok. Çekim aynıdır. Udhula ifhama diye çekim devam eder. Mesela bir tane daha vermişler. Aynen fiili fethalı olana örnek olsun demişler. Fetehe yeftehu. Bu da üçüncü kalıptandır. Nehyi hazır çekimi. La teftah, la teftaha, la teftahu, la teftahi, la teftaha, la teftahne. Sen açma, siz ikiniz açmayın, sizler açmayın diye çekim devam ediyor. Vahike fiili dördüncü kalıptandır. Ne demek bu? Yelhaku, muzarin aynel fiili fethalı demektir. Fehime yefhemu gibi vahike yelhaku da aynı yani. La telhak, sen gülme. La telhaka, siz ikiniz gülmeyin. La telhaku, sizler gülmeyin. Bak onlar değil, sizler gülmeyin. İkinci şahıs. La telhaki, la telhaka, la telhakne. Arafe ya'rifu. Bunu da diyor ikinci kaptan olduğunu bilin. Yani ya'rifu aynen fiili muzaride esre. Lemle çekim yaparsan lem ya'rif, lem ya'rifa, lem ya'rifu ne oldu? Bir defa
müfredde sonuca cezimlendi. Sükun işareti. Tesniye donun düştü. Lem olmasa lemsiz bir çekim yap. Ya'rifu. Ya'rifani. Ya'rifune. Ta'rifu. Ta'rifani. Ya'rifne. Ya'rifne de bir değişiklik olmuyor. Çünkü cemi müennesler sabittir. Onlar değişmez. Teknik tabiriyle onlar da mevnidir. Yani muzari'nin cemi müennesleri hariç diğer kalıpları mureb, cemi müennesler mebni. Mureb ile mebni zıt kavramlar. Lem geldi cezmi diyor. Müfetteki cezm işareti alameti nedir? Sükündür. Tesniyede nunun düşmesi. Cemi müzekkerde nunun düşmesi. Lem ya'rifa, lem ya'rifu, lem ya'rifu. Buradaki ya'rifu meczum bir fiildir. Cezm alameti nedir? Sondaki nunun düşmesidir. Bu fiillerdeki irap arkadaşlar. İsimlerde ise cezm yoktu biliyorsunuz. İsimlerde cemi müzekkerde nunun düşmesi, o cemi müzekker muzafsa söz konusu oluyordu. Tesniye için de aynısı geçerli değil. Hiye lem ta'rif, lem ta'rifa nunun düşmesi. Lem ya'rifne cezm alameti yok. Gözükmez çünkü mebnidir. Lem ta'rif, lem ta'rifa nunun düşmesi. Lem ta'rifu nunun düşmesi. Lem ta'rifi nunun düşmesi. Lem ta'rifa nunun düşmesi. Lem ta'rifne cezm alameti gözükmez çünkü mebnidir. Lem a'rif cezm alameti sukun. Lem na'rif cezm alameti sukun. Aşağıdaki cümleleri Türkçe'ye çeviriniz demiş. 8. El kelbu lem yahruz el beyte. Köpek evi korumadı diyor. El kelbu köpek lem yahruz korumadı. Neyi? El beyte evi. Buradaki el kelbu mübtedadır. Lem yahruz hüve. Gizli zamir hüve burada fail olur arkadaşlar. El beyte ise meful bihtir mensuptur nasb alameti fethadır. Yahruz lem ne yapmıştır? Muzari cezmetmiştir. Cezm alameti sükundur. Faili hüvedir. Çünkü el kelbi müfret ve müzekkerdir. Öyleyse bizim de failimiz burada zamir olarak geldiğinden müfret ve müzekker olarak gelmesi gerekir. El kelbi mübteda lem yahruz hüve. Fiil fail birlikte fiil cümlesi olup haberdir. Yahruzu koruyor. Lem yahruz korumadı. Olumsuz mazi yaptı. Medi madı yaptı yani. La tedhul el beyte el yevme. Bugün eve girme. La tedhul girme. Nehi hazır değil mi? Karşısındakine bir yasaklama getiriyor. Kim girmesin? Ente. Sen girme. Faildir ente. Nereye girme? El beyte eve. Ne zaman? El yevme bugün. Burası bir fiil cümlesi. Fiil. Faili ente. Mefulu el yevme. Zarftır. El yevme. El beyt ise mefulu bi. Ma bahastu anil hakikati. Ma bahastu ben araştırmadım anil hakikati. Hakikati. Ma burada olumsuzluk edatımız. Bahase fi tu fail. Bahastu ben araştırmadım anil hakikati. An harfi cer el hakikati onun mecruru. La enzuru minen nafizeti el ana. La enzuru ben bakmıyorum. Minen nafizeti pencereden el ana şu anda. Enzuru muzari fiil. Ene gizli zamir faildir. La'nın muzari hiçbir etki yani irab olarak bir etki yapmadığını örneğin cezbetmediğini görüyorsunuz. Lem yedheb gitmedi ettullabı öğrenciler ile nüzheti pikniğe. Lem yedheb lem cezbetmiştir. Cezm alameti sükundur. Gitmedi. Faili hü olsun. Olmaz. Neden? Fail ardından açık isim olarak geldi çünkü. Lem yedheb gitmedi kimler? Ettullabu öğrenciler. Dalimun dullab. Cemi mükesser akıldır. Nereye gitti? Faildir burası. İle nüzheti pikniğe. Uktubu yaz. Emri hazır. Faili ney? Gizli zamir ente. Neyi yaz? Duru seke. Derslerini yaz. Dersun durusun. Cemi mükesser gayri akıl. Ve burası aynı zamanda mensuptur. Çünkü nedir? Mef'uldür. Aynı zamanda muzaftır. Ke muzafun iley. Uktub emri hazır. Ente fail duruse mef'ulbi. Derslerini yaz. Fi vakti dersi. Ders zamanında. Ders vaktinde derslerini yaz. Geciktirme. La tehruc ente. Gizli zamir faildir. La tehruc çıkma. Minel beyt evden leylen. Geceleyin. Yattiflu çocuk la yeşrabu. La yeşrabu içmez, içmiyor. Hüve o çocuk. Hüve burada gizli zamir faildir. Ansir mefulbi.
Neyi içme? Asira burtukalin. Portakal suyu içme. 9. La tedhulu el gurfete sabahen. Sabahleyin odaya girmeyin. La tedhulu girmeyin el gurfete odaya sabahen sabah vaktinde. Burada vav faildir. El gurfete meful bihtir. 10. Ma fetahtu ben açmadım el babe kapıyı lil garibi yabancıya. Fetaha fiil tu fail. Ma burada nafiye misin? Olumsuzluk. Ma fetahtu ben açmadım el babe kapıyı. Meful bihtir burası. Lil garibi yabancıya açmadım. Aşağıdaki cümleleri Arapçaya çeviriniz demiş. Ümmi la tedbuhu at-ta'ama fil medbahi. Ümmi benim annem la tedbuhu pişirmiyor. Hiye o annem pişirmiyor. Hiye burada gizli zamir faildir. At-ta'ama meful bih yemeği pişirmiyor. Fil medbahi mutfakta. Ümmi mübteda la tedbuhu hiye birlikte fiil cümlesi olup haberdir. İğsil, yıka, ente, sen, ente fail, ne yıka, yedeyke, ellerini kable ta'ami, yemekten önce yıka. İğsil, emri hazır, ente, gizli zamir, failine lazım, meful lazım. Yedani, tesniye ve merfudur. Yedeyni, mensup ve tesniyedir. Burada muzaf olduğundan yedey kalmış. Çünkü ke muzafın ileyh. Tesniyeler muzaf olduklarında sonlarındakini düşerdi. Bu yüzden yedeyni, yedeyniye kalmıştır. Yedey muzaf, ke muzaf ileyh. Kable hem zarf hem muzaf. Etta'ami onur muzaf ileyhi. Bu yüzden mecrur. El fetatu genç kız. La tenzilu inmez. Mine deraci merdivenden inmez, inmiyor. El fetatu mübteda. La tenzilu hiye birlikte fiil cümlesi olup haberdir. Min hafecar el deraci onun mecruru celalameti esre. La yarci'u dönmez. Kim? Er-raculu adam dönmez. İlel beyti eve külle yevmin her gün eve dönmez diyor. Raca'a yarci'u muzarifil er-raculu fail. İftah babel gurfeti. İftah ente. Sen aç babel gurfeti odanın kapısını. Babe mef'ul mensup nasb alameti fetha ve muzaf el gurfeti onun muzafun ileyhi. Usjud lillahi kulle yevmin. Usjud secde et. Ente sen lillahi Allah'a kulle yevmin. Her gün Allah'a secde et. Usjud secde yescudu. Hangi bab oldu? Neden burası ötrelendi? Düşünün. İrci'i raca'a yerci'u. Neden esre? Raca'a yerci'u. İrci'i dön. Ente sen ilel beyt eve bisur'atin. Hızlıca eve dön. 8. La ta'zif. Çalma ente sen el kişarete. Gitar çalma bir savtin bir sesle öyle ses ki alin yüksek. Savtin mevsuf alin onun sıfatı arkadaşlar. La ta'zif nehi hazırdır. Ente faildir. El kişarete onun mefulü bihidir. Mensuptur zaten. La ta'ab ente. Sen oynama. Nehi hazır. Nehi diyor. Yasaklıyor. Ne oynama? Kürat el kademi. Ayak topu. Yani futbol oynama. Futbol oynama. Külle yevmin. Her gün futbol oynama diyor. Yasaklıyor. La ta'ab nehi hazır. Muzari fiil. Ente gizli zamir fail. Kürate mefulü bihidir. Mensuptur. Nasb alameti fethadır. Ve muzaftır el kademi. Onur muzafın ileyhi. Urkul rakeva kökünden. Urkul koş seri'an hızlıca imtihan imtihan için sınav için hızlı koş diyor. Urkul emri hazır ente fail. Burada ne yapmış? Aşağıdaki mektupta boş bırakılan yerlere listede verilen harficerleri ve parantez içinde verilen sıfatların uygun biçimlerini kullanarak doldurunuz diyor. Sadikati el-galitu Zeynep. Sadikati arkadaşım, dostum, el-galiye, el-galitu değerli Zeynep'u, Zeynep. Kıymetli, değerli dostum Zeynep diyor. Tahiyyeten, dayibeten. Biraz daha yaklaştırsam ne olur deniyorum.
Evet, hoş olmazmış. Uzaklaştıralım. Tahiyyeten tayyibeten. Güzel selamlar. Tayyip güzel, hoş demek. Tahiyyeten selam demek. Güzel selam. Eb'a'ithu ben gönderiyorum ha onu ileyki sana. Ki değil ki diyor bu defa. Görüyorsunuz. Neden ki dedi bu defa arkadaşlar? Çünkü bir bayana yönelik selam yollanıyor. Bu yüzden ki demiş durumda. Tahiyyeten bir selam. Öyle selam ki hoş. İşte nedir bu? Nekredir. Nekreden sonra ne geliyor? Fiil geliyor. Öyleyse sıfat cümlesi. Hoş bir selam. Öyle hoş selam ki eb'a'ithu ene. Ben gönderiyorum. Ene gizli zamir faildir. Hamifurbi. Ben gönderiyorum. İzmir'den sana güzel selamlar gönderiyorum. Min İzmir. İzmir'den sana güzel selamlar yolluyorum. Keyfe halu ki. Ki diyor bu defa. Ki değil. Nasılsın? Ve keyfe halu usrati ki el kerimeti. Değerli ailen nasıl? Usrati el kerimeti. El kerime ona sıfatı çünkü. Bu yüzden usrati mecrur olduğundan el kerimeti de mecrurdur. Etemenna temenni ediyorum leküm size sıhhaten sağlık. Sıhhaten ceyiden. İyi bir sağlık. Ve afiyeten tammeten. Ve tam bir afiyet diliyorum. İ'lemi sen bil ki. İ'lem, i'lema, i'lemu, i'lemi. Yani müfret, müennes, muhataba. Bir kadına hitaben emri hazırdır. İ'lemi sen bil ki. Ya sadigati arkadaşım, kız arkadaşım. Bil ki el-azizeti. Değerli arkadaşım sen bil ki. Ya sadigati el-azize. Değerli arkadaşım sen bil ki validi benim babam fetah açtı. Bi bana ne açtı? Mahallen bir bakkal, bir dükkan açtı. Sagiran küçük nerede? Fi İzmir, İzmir'de. Peki neden küçük bir dükkan açtı? Bunda bir gerekçesi var. Bi'il huzari sebze satmak için vel fevakihi ve meyve satmak için ve ene ben e'melu çalışıyorum el mahalli. Gerçi böyle okuyorum da aklıma gelmedi bu noktaların doldurulacağı, sadece manaya odaklandım ben. Dilerseniz zaten yapılmış olanı açalım, manaya odaklanmış gidiyordum arkadaşlar. Ceyideten kullanılmış bunda. Neden? Sıhhaten müfret ve müennes olduğundan ceyideten müfret ve müennes bu da. Bu yüzden buraya seçilmiştir. Devamında mahallen sagiran. Mahallen mevsuf, sagiran sıfat. Yine müfret ve müzekker mahallen. Sagiran da müfret ve müzekker. Mahallen nekre. Sagiran da aynı şekilde. Yani dört yönden sıhhaten ceyideten tutar. Mahallen sagiran da yine dört yönden tutar. Bu yüzden sıfat mensuf ilişkisi burada gerçekleşmiştir. Ve ene ben e'melu çalışıyorum nerede? Fil mahalli dükkanda çalışıyorum. Çalışma yerini, mekanını ifade edeceği için fi harfi cerri kullanılmıştır. Harfi cerlerin ünitesine bakarsanız mekan belirtmek de da manasında olan fi harfi cerridir. Min ise iptida başlangıcı ifade eder. Bu yüzden mine sabahin sabahtan ilel mesai akşama kadar. İla da nihayet bildiren harfi cerdir. Son bildirir. Akşama kadar. Akşam bitiyor yani iş. Mesela burada da li var. Fetah açtı. Hüve babam. Li benim için açtı. Kim için? Kime ait açtı? Bana açtı yani. Aitlik belirttiği için burada li yani lam harfi cerri kullanılmıştır. Burada fi kullanılmaz. Çünkü aitlik belirtmesi gerekiyor. Demek ki kullanılan harfi cerlerin her birinin bir gerekçesi var. Doğru yerde kullanılması gerekir. Ene ben meşguletun meşgulüm külle yevmin her gün. Ve lakin fakat ya sadigati ey arkadaşım, kız arkadaşım. İştaktu ileyke kesira. İştaktu ben özledim ileyki senin, sana karşı özlem duyuyorum. Kesira çok. Ergabu fi ziyaretike. Erabu rağbet etmek, istemek, diliyorum, istiyorum. Fi ziyaratiki, seni ziyaret etmek istiyorum. Fi Tunis, Tunus'ta. Fil ütletin sayfiyet, el ütle tatil, el sayfiye yaz. Fil ütletin sayfiyeti, yaz tatilinde.
El kadimeti, gelecek yaz tatilinde. İnşaallahu, Allah dilerse. Helleki mani'un, senin için bir mani var mıdır? Bir mani, bir problem, engel var mıdır? Etemenna, ben temenni ediyorum, diliyorum. Ru'yete ki, seni görmeyi. Etemenna fiil, gizli zamir fail, ene burada faildir. Ru'yete meful olduğu için arkadaşlar, ru'yete yani t'nin fethası oradan gibidir, meful bih çünkü. Aynı zamanda burası muzaf, ki muzafın ileyhtir. Gariben, yakında seni görmeyi umuyorum, temenni ediyorum. Min favliki, lütfen uktubi, sen yaz ileyye bana, fi akrabi vaktin, en yakın vakitte. Akrab en yakın vakit demektir. Akrab en yakın demek, vakit demek değil, en yakın demek. Akrabi vaktin, en yakın vakitte. Mümkinin, mümkün olan en yakın vakitte. Vaktin, fi akrabi vaktin, mümkinin, mümkün olan en yakın vakitte. Lütfen bana yaz. Ma'al muhabbeti, muhabbetle beraber. Yani sevgiyle beraber demektir bu. El muhabbet sevgi demek. Ma'a beraber. Peki kim yazdı bunları? Yazan kimdir? Sadigatu ki Leyla. Senin arkadaşın, senin dostun Leyla bunu yazdı diyor. Doğru seçenekleri bu şekilde seçmiş olduk, belirlemiş olduk. Ne diyor? Yukarıdaki mektubu Zeynep yerine Muhammed, Leyla yerine Ali isimlerini kullanmak suretiyle yeniden yazın. Ne olur bu durumda? Zeynep yerine Muhammed yazarsan fiili yerine geldiğinde müennese çevirmen, zamirleri de yeri geldiğinde müennese çevirmen gerekecek. Leyla yerine Ali kullanırsan yine aynı şekilde fiilleri ve zamirleri müennese çevirmek gerekir. Bakalım burada çevirmişi var mı? Tabii ki var. Olmaz olur mu? Sadigati değil bu sefer. Sadigi diyor. Görüyorsunuz. Yazan bir erkek olduğundan sadigati değil de sadigi diyor. Hemen yukarıda kıyaslayayım bunu. Sadigati kaf ile ya arasında t var. Yukarıki metinde. Aşağıda ise öyle bir şey söz konusu değil. Kaf ile ya arasında t söz konusu değil. Görüyorsunuz. Neden? Burada yazan bir kadın olduğundan sadigatun müennes kelime kullanmış. Burada yazan bir erkek olduğu için sadigun müzekker bir kelime kullanmış. El galiyetu müennes değil mi? T ile bitmiş. El gali müzekker bitmiş. Tahiyyeten daibeten eb'ethuha. Burada bir değişiklik olmuyor ama ileyke ileyki. Burada bir değişiklik var. Haluki haluke. Bunlara dikkat kendiniz edebilirsiniz. Fiillerde ve zamirlerde değişiklik olacaktır zaten. Müennes müzekker uyumu açısından bu şart. Burada bir takım şeyler istenmiş. Kısaca şuradan bakalım biz yine. O metni siz kendiniz inceleyin arkadaşlar. Burada kelime manalarının geldiğini görüyorum. Galiba bitti. Evet, 10. bölüm geliyor. Peki konu anlatımında ne varmış? Konu anlatımında Arapça mazi ve muzari fiilleri olumsuz olarak kullanabilme becerisi kazanma, lem cezmedatı ile olumsuzluk mazi yapabilme ve bununla ilişkili olarak cezm alametlerini tanıyabilme. Fiillerde olumsuzluk. Özet galiba. Ne yazdığına da bakmadım açıkçası. Direkt geçtim. Emri hazır nasıl yapılıyordu? Onları hatırlatıyor. Ve sorulara geldik. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bir meyve ismi değildir? Cezer neydi arkadaşlar? Havuç idi. Keraz, kiraz demektir. İncaz, armut demekti. Portakal, portakal. Feravil ise çilek demekti. Cezer, havuç demek olduğundan bir sebzedir. 6. Okulun müdürünün arabasının kapısını aç cümlesinin Arapça olarak nasıl yazılır? Birazcık yakınlaştıralım. A şıkkı iftah ente, sen aç. Neyi aç? Babe seyyarati müdiril medreseti, okulun müdürünün arabasının kapısını aç. Okulun müdürünün kapısını arabasını aç. A doğrudur. B'ye bakalım. La teftah, açma. Nehyi hazır. Bakın la var zaten. La'nın olduğu yer olumsuzdur zaten. Çok basit. Burada cümleye bakarsan olumsuz bir şey yok.
B'ye bak, aslında la ile başlamış. La olumsuzluk ifade eder. Dolayısıyla B'nin olmayacağını direkt anlayabilirsin. C'ye bak. Eftehu, ben açıyorum demektir. Muzari fiil bu. Bu örneği vererek çok iyi yapmışlar. Çünkü emri hazır. Başına hemze geliyor. Muzari'nin ben kalıbı. Mütekellim kalıbında da geliyor. Ve ikisi karıştırılabiliyor yani. Karıştırmayın. Çünkü emri hazır daima cezimlidir. Sükun vardır sonunda. Eftahu muzaridir. Olmaz yani. D'ye bak. İftah. Doğru. Tamam. İftah. Babe seyyaratin müdirati. Müdürün arabasının kapısı. Yani burada okul yazıyordu. Okul manasında bir kelime var mı değişikliğinde? Okul var. Araba var. Ama müdür var mı? Müdür kelimesi tercümede varken Arapçada müdür kelimesi yok. Demek ki D olamaz. E'ye bak. İftah babe seyyaratil müdir. Müdürün arabasının kapısını aç. Burada da okul kelimesi geçmemiş. Tercümede okul vardı. Arapçada ise okul yok. A şıkkı olması bu yüzden gerekiyor. Bu bağlamda ikinci sorumuza bakalım. Cezm alametleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir bilgi soru. A şıkkı hem mazi hem de muzari fiilde cezm alameti bulunur demiş. Mazide bulunmaz. Neden? Maziler mebnidir bir defa. Öyle bir şey bulamazsın. A şıkkı yanlış. Demek ki diğer şıklar doğru. Okumama gerek yok. Her biri doğru. 7. Aşağıdakilerden hangisi kasapta bulunan bir yiyecek değildir diyor. Mesela besal soğan demektir. Kasapta soğan var mıdır? El-lahmul mukatta'a, kuşbaşı et demek. Lahmun et demek. El-lahmul mefrum. Mefrum kıyılmış demek değil mi? Kıyma yani. El-lahmul ebyaz ise beyaz et demektir. Hangisi bulunmaz? Soğan bulunmaz. Diğerlerin hepsi et çünkü. 3. La tektubu ifadesinin başında bulunan la'nın Arapça ismi aşağıdakilerden hangisi? La en-nafiyedir. Evet, nafi olan la'dır. Muzari'nin irabında bir değişikliğe neden olmamıştır. Eğer o değil de yasaklama la'sı olsa, yani nehi la'sı olsa ne olurdu? La tektubu sonunu cezme derdi. 8. La tel'abu diye başlayan bir cümle ve doğru tercümesi hangisi? A şıkkı, bahçede fazla oynamayınız, ödevinizi yazınız. La tel'abu, oynamayın, kesiran, çok oynamayın. Fil hadikati, bahçede. Ve uktubu, yazın. Vacibekum, ödevlerinizi evvelen, bir an önce, hemen. Bahçede fazla oynamayınız, ödevinizi yazınız demiş. Evvel kelimesinin manası burada yok. B, bahçede fazla oynama demiş zaten. Müfret kullanmış. La tel'abu ise cemidir. Olamaz bu yüzden. Cemi olduğunu nasıl anladım? Cemi vav var. Vavla bitmiş. Vav ardından elif. Elifle bittiğine göre cemidir. C. Bahçede fazla oynamayın. Önce ödevinizi yazınız. Evvelen. Evet. Önce. İlk önce bunu yapın diyor. Doğrudur. Evvelen. Evvela ödevinizi yapın diyor. Doğru. Bahçede fazla oynamayınız. Önce. Yani evvela. Aynen yazabilirsin bunu. Evvela ödevinizi yazınız. Doğru şık C'dir. D. Bahçede oynamak yerine ödevlerinizi yazınız. Öyle bir kıyaslama, onu yapacağına bunu yap şeklinde bir kelime yok. Zaten evvel kelimesinin manası da burada yok. E'ye bak. Bahçede oynamayınız, ödevinizi yazınız. Evvelin manası yine yok. 4'e bakalım. Demek ki doğru şık C'ymiş. Aşağıdakilerden hangisi emri hazır çekimi değildir? İclis emri hazırdır. İşrabi var. Uhrucuna var. Harece, yehrucu, uhrucu. Uhruc, uhrucuna. İşrab, şeribe, yeşrabu. İşrab, işraba, işrabu. İşrabi, işraba, işrabne. Peki, tedhulina. Bu şık anca gördüm. Gördüğümde cevap direkt belirginleşti. Çünkü neydi arkadaşlar? Emri hazırın başında ne oluyordu? Hemze oluyordu. Hayırdır, bunda niye yok? Bu dehale yedhulu, tedhulu, tedhulina. Dehale yedhulu, birinci baptan. Yedhulu muzarisinin müfret müzekker, müfret müennes, muhataba kısmıdır bu. Bu muzari çekimi yani. Bu muzari. Geri kalan üçü emri hazırdır. Dehale yedhulu, tedhulu. T'silersen genellik harfin sakin olduğunu göreceksin. O yüzden hemze ihtiyaç vardı. Hemze verilmemiş. Demek ki yanlış yazılmış. Demek ki yani emri hazır değildir. Yanlış yazılmamış da muzari olarak yazılmış. O altı bapta arkadaşlar zaten kesinlikle başa hemze getiriliyor. Ancak
veka, yakı, ivki, ki gibi birkaç istisna olabilir. Başka istisna da vardır. Mesela vefa, yifiden emre hazır, fi diye gelir. Tek harf. Bu tür kelimeler var ama çoğunlukla altı bab için başta hemze bulunur. 8. Aşağıdaki renklerden hangisi bir varlığın isminden türetilmiştir? Kimdir o? Portakaldır. Portakal, portakal rengi demek. Hani bizdeki kahve rengi kelimesi gibi. Bir de kahve ne renk? Kahvenin rengi biliyor muyuz? Kahverengi diye bir renk var. Kahvenin kendisi ne renk yani? Mesela kahverengi de nedir? Bir varlığın isminden türetilmiştir. Aynı şekilde. Renkleri burada biliyorsunuz. Ahbar, yeşil, ahmer, kırmızı, esver, sarı, ezrak, mavi, portukali, yun ise turuncu demek oluyor. 5 ve 10'a geldi sıra. Aşağıdakilerden hangisi la'ne fiilinin entuma zamiri için nehy hazırdır? Yani tesniyedir. La'ibe, la'iba, la'ibu, la'ibet, la'ibeta, la'ibne, la'ibte, la'ibtuma olması gerekir. La'ibtuma kalıbı. Tabi muzari olması gerekiyor. Mazi değil de muzari. La'ibe, yel'abu, tel'abudan çekim yapılacak. Mesela a olabilir mi? La tel'abu demiş. La tel'abu olamaz. Çünkü tel'abu müfrettir. C'ye bak. La tel'aba. Tel'aba tesniyedir. Olabilir. E la tel'abne. Cemi müennestir. Olamaz. B'de la tel'abani. Bu da tesniyedir. Evet. La tel'abi ise müfret müennest muhataba kısmıdır. Tesni olan iki tane var. B var. C var. Acaba hangisi? Bu durum şununla alakalı arkadaşlar. Nehy-i hazırın kendisi yani bizzat mezun mudur değil midir? Eğer mezunsa C gibi sonunda nun olmamalı. Mezun değilse B gibi sonunda nun olmalı. Acaba mezun mu değil mi? Emri hazır da nehy-i hazır da ikisi de mezundur. Cezimli olarak yazılır. Tesniyede cezm alameti nedir? Nun'un düşmesidir. Bu yüzden C olacaktır. Tesnilerde cezm alameti nedir, cemilerde nedir, müfretlerde nedir, tek tek bunlar bilmeniz gerekir. Hangi fiiller mezumdur, hangileri değildir. Bunları arkadaşlar bilmeniz çok önemli. Ona bakalım. Lemden sonraki muzari fiil doğru olarak kullanılmıştır. Lem ne yapar? Cezmeder. Öyleyse lemden sonra cezimli bir fiil olması lazım. Cezm alameti kelimeye göre değişir. Müfrette başka, tesnide başka, cemide başka gibi düşünebilirsin. A'ya bak. Lem yedhuluna olmaz. Nun'un düşmesi lazım. Cemi müzekkerlerde nun'un düşmesi cezm alametidir. C'ye bak. Lem tektubine. Bu da olmaz. Çünkü müfret müennes muhatabada da nun'un düşmesi cezm alameti olacaktı. Düşmemiş. Bu da problemli. E'ye bak. Lem teclisune. Cemi müzekker bu da. Nun'un düşmesi gerekirdi. Cezm alameti olarak. Düşmemiş. Yani bazı yerlerde cezm alameti gördüğün bir sonuçken bazı yerlerde görülmeyen bir sonuçtur. İşte burada nedir? Görülmeyen sonuç. Yani nunun silinmesi cezm alameti. B'ye bak. Lem yesma'ani. Tesniyedir. Tesniyede de nunun düşmesi lazım cezm alameti olarak. Düşmemiş. Öyleyse bunda da problem var. D ise doğrudur. Çünkü cemi müennestir. Cemi müenneslerden nun hiçbir zaman düşmez. Muzari merfuymuş, mensupmuş, mezzummuş fark etmez. Nun orada daima vardır. Neden? Daha önce söyledik bunu. Nunu silersen lem yeşrabı diye kalır. Müfret olmuş olur değil mi? Lem yeşrab. Müfret de karıştırılır. Aynı zamanda nun faildir. Faili silersen failsiz bir kelime kalmış olur. Bu da mümkün değil. Bu iki gerekçeden ötürü cemi müenneslerde nun silinmez. Bu cemi müennes ister gaibenin ister muhatabanın olsun fark etmez. Cemi müennesin nunları daima sabittir. Diğerlerinde ise arkadaşlar diğer geriye kalan A, B, C ve E şıkkında ise nunların silinmiş olması gerekiyordu. Silinmemiş demek ki hatalı yazılmışlar. Böylece bu üniteyi de tamamlamış olduk. Bu ünitede emr hazır çekimi, nehy hazır çekim, bu fiil çekimlerini iyi çalışmanız gerekir. Müfrette cezm alameti nedir? Tesniyede nedir? Cemi müzekkerde nedir? Cemi müennesde nedir? Müfret müennes muhatabada nedir? Mütekellim kalıplarında nedir? Tek tek tespit edip not alıp ezber yapıp öyle sınava girmenizi öneriyorum ve konuyu böylece tamamlıyoruz.